Dedim ki bugün sokaklarda olmasın. Ne ama kadar öğrenci varsa toplayayım. Da 18 Mart Üniversitesi'nin tamamı geliriz deyince bu kadarını bulabildim sevgili izleyenler. Tamamını alamadık. Herkesinden bir tane. Delisinden, çılgınından, mutasıbından, sakallısından, sakalsızından, misafirinden. Allah ne buldu, verdiyse bulduk. Mikrofon senden artık konusunu anladınız bu haftaki konusunu. Öğrencilik, Çanakkale'de öğrencilik nasıl? Nasıl bir öğrencisiniz? Neden Çanakkale'yi seçtiniz? Ben hemen tek tek arkadaşlarıma sordum. Biz muhabbete başladık bu arada. Nereden başlayalım? Önce bayanlardan başlayalım. Evet, bayanlar. İsmini alayım. Öyle işte, ben, bak. Evet, ben adım Sergen Bozkurt. Teşekkür ederiz. Evet. Evet Sergen. Tekirdağ'dan geliyorum ben. Tekirdağ'dan katılıyorum. Kebe ne yapmaya geldin sen buraya be ya? Geldik buraya be ya, ne yapalım acık. Okumaya geldik buraya be ya. Aa, tabii okumaya. Ya bu izleymiş be. Ondan sonra Sergen şimdi yavaş yavaş öyle. Oo, biz sen konuşmaya başladın mı? Bana soru kalmaz. 13 dakika sonra biter bu iş. Ay, bitirelim zaten, çok mu uzatacağız yani? 3 gün falan bakıyorum. Buradan yatsıya geçeceğiz. Evet, yatsıdan sonra da zaman saatlerini kaçırmayalım ama. Ya yatsıya geçeceğiz. Yatsıdan sonra sabahleyin. Ben mezunluk yapıyorum zaten boş zamanda. Belli zaten sakalda. Böyle okutuyoruz zaten. Bunlar sakalı. Hacı sakalı okutuyoruz bunları. Sen hacı kaçırdın galiba kafiri. Ben kaçırdım ya. Hadi vallahi ya. Bak vallahi. Hava bile gülüyor. Hava soğuk ya. Hava bile diyor senin ne kadar yalancı olduğunu. Bırak ya. Evet kızlar. Adım Ruhşen, soyadım Yücel. Ruhşen mi, Ruhişen mi? Ruhişen birleşik. Tamam şimdi kızlara geçiyorum. Ruhuşen. Ruhişen. Ruhişen. Evet. Tamam ben Ruhşen diyeyim daha iyi. Aynen arada tamam. Kaldırabiliriz onu. Remziye bile desek olur yani. Bir de R ile başlıyor. Hayır sonunda Şen olsun. Hani ne olursa tamam, ne olursa. Metin Şen, Öztürk Şen. Ne bulursak söyleriz. Sen nerelisin? Ben Muğla. Muğla? Evet. Ana! Kız öyle güzel yer bırakıp buraya mı gelir? Sorma. Denizi var diye aldanıp buraya geldim. Var. Muğla'da deniz mi var? Ya Muğla'da yok tabii merkezinde. Bak Çanakkale merkezde deniz evet, var. Evet. Her yer deniz. Doğru. Sen kurbanı mı Çanakkale'ye? Ben çok seviyorum zaten. Ben de biliyorum soğuğu zaten. Soğuğu dışında çok seviyorum. Ama soğudu olsun be. Değil mi? Muğla'da hiç soğuk olmuyor. Ben evet, orada askerlik evet. Yaptım hiç olmuyor bu soğuk. Valla. Sıcağı çok kötü oluyor. Valla öyle. Sen nerelisin? Benimki biraz karışık. Valla seninki ne? Ben hemen aslında şöyle söyleyeyim. İtiraf ediyorum ben bu gruptakilerin tamamını tanıyorum. Tamamına yakınını tanıyorum. Konuk oyuncumuz dışında. Yeni transfer. Mikrofon sende bugün yeni transfer ettik. Bir tek seni tanımıyordum. Birazdan tanışacağız. Seninle başlayalım. Zaten burundan belli Karadeniz oldu. Kameraman arkadaşım şöyle yan profilden alırsa. Zaten bak şöyle söyleyeyim. Programa başlamadan önce şey gibi 360 derece döndü. Buradan almasın, şuradan almasın. Star TV'ne daha kameranın önüne geçmeden başladı. Ama iyi bir tiyatrocudur. Onu söyleyeyim çok iyi bir tiyatrocudur. Bu arada Şapkalı abimize de buradan selam söylüyoruz. Araması sorumuza da. Selam. Tüm grubu topladık. Onun sayesinde ben bu delilerle tanıştım. Hemen seni tanıyalım. Esra Şahinler. Aslen Trabzonluyum ama İstanbul'da doğma büyümlüyüm. Büyümlüyüm. Büyümlüsün. Büyümlüyüm. 12'yi geçti normal. Yani Çanakkale'yi okumak için geldim. Ya sen de tek Trabzon'dan aldığın burun olmuş zaten. Maalesef. Ya burun farkıyla Trabzonlu olduğun belli oluyor. Peki. Yok ya niye öyle diyorsun? Renkli göz, beyaz ten, bakayım. Fiş olarak gösteriyorlar zaten. Harbiden renkliymiş. Harbiden renkliymiş. Ama sende zaten yani? Bir imaj değişikliği var, onların hepsini soracağım. Hepinize bir şeyler soracağım. Hepsini soracağım. Burada, bu masada, bu masada her şey konuşulacak. Öğrencilik dışında her şey konuşacak. Öğrencilik konuşulacak. Ben var ya ben neler neler yaptım. Geçen haftaki programı seyretmen lazım. Kaçırmışsın hemen internetten seyret. Evet konuk oyuncumuz. Ben taktım bunu. Boyu konuk oyuncu. Adım soyadım konuk soyadım, ya. Aynen. Soyadım konuk ya. Konuk oyuncu. Seni tanıyalım. Ben Ecem Değirmenci. Aslen Ankaralıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Ankaralısın. İstanbul'da yaşıyorsun. Nerede okuyorsun Ecem? Edirne'de okuyorum. Trakya'da. Bu üçlemeyi nasıl buldun? Allah aşkına. Dik açılı üçgen gibi olmuş. Bak. Abi Ankara burada. İstanbul burada. Edirne burada. Birleştir. Yavaş çıkıyorum ben. Tam açılı üçgen olmuş. Yakında böyle Bosna Hersek, Bulgar şey falan böyle Almanya gideriz. Düşünüyorum ileride. Ne okuyorsun yavaş. Edirne'de? Çalışım ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler. Sen parayla ilgileneceksin anlaşılır. İnşallah. Parayı seviyor musun? Sevmem mi var? Ben çok severim. Ekmek arası güzel oluyor. Ekmek arası tomar güzel oluyor. Peki senle başlamışken isim neydi ablanın? Ecem.
Ha, Ecem'miş. Ben işte bak, benim de özürüm bu. İsim tutamam aklımda. Akşamdan beri, sabahtan beri sabah diyorum. Kadar çekelim. Ebru. Ruhişen seninki unutulmaz. Sergen Ebru'da bir şey var yalnız. Var ama. Ne zaman görse Ebru diyor. Bir Ebru eski var arkadaşlık var, falan. Ebru bir şey var, var yani. Yok yok. Ebru ben. Şöyle söyleyeyim. Zihinde gerçekten Ebru diye sevgilim yoktu. Dayak yediğim ilk kızın adı Ebru'ydu. Bak buradan açıklıyorum. Onun yüzünden tekvandoya başladım. Kalıcı hasar bırakmış ama. Çok sağ ol kardeşim. Bayağı sağ ol. Abi sağ lob gidik bende. Yok. Sağ çalışmıyor. Sağ evet. Mı? Yani sağ. Sağ da bir şey bak. Sağ diyorum, buradan gösteriyorum. İşte o kadar yok. Kamera açısına göre. Kamera açısına göre. Ya oğlum televizyonculukta böyle. Oradan hemen şimdi Niro yapacaklar falan. Değişecek. Hemen tabii bak biliyorum abi. Hemen şeyde telefonla çalar. Programlarda olur. Peki neden Edirne? Neden Edirne? Ya ailemin, biz annem babam benim makine mühendisi okumamı çok istiyordu. Özelde dur falan baskı yaptı. Ben de onlardan kaçmak için en yakın yeri seçtim. Makine mühendisi oku dedi. Evet. Sen en yakın yer Edirne oldu. Evet, aslında Edirne size daha yakın. Evet. Çünkü 200 küsur kilometre falan. Babamın çok şeyleri olmaz. Hafta sonu gelirim. Gelirsin. Hayır, rahat olurum diye. Evet, rahat da olur. Rahat diye. Rahat olur dedi. Ama şeydir, Edirne Trakya Üniversitesi gerçekten çok güzel bir üniversite. Evet. Çok arkadaşım vardı benim Edirne Trakya Üniversitesi'nden. Bir de oradaki eğitim anlamında biraz daha güzel, yani güzeldir. Güzel. Ama Edirne ismi olunca hani o, bir de Edirne'nin sıcaklığı yansıdı mı sana da? Ya tabii. Kaç yıldır oradasın? Ya daha 1,5 yılım oldu. Daha sen çömezsin. Daha çömeziz. Daha yeni bu ya, vallahi. En azından bu sene başlamış. 1,5 yani. Geçen yıl okumuş orada, Edirne'nin havasını almış. Evet. Peki oranın dilini aldın mı, o şiveyi? Alamadım daha, yok bende oranın şivesi. Çünkü sürekli öğrencilerle muhatap olduğumuz için halkıyla çok konuşmuyoruz. Halkı nasıl size karşı, yani öğrenciye halkı karşı? Halkı çok tatlı bize karşı. Öyle asla bir şey yok. Sadece hani son 1-2 yıla kadar bu yurtların sahipleri biraz sıkıntı yapmış. Paraları çok yüksek tutar, sınırlara yakın falan diye. Hmm. Sürekli bir orada sıkıntı vardı ama bu yıl onlar da düştü. Parasal anlamda bir şey evet. Varmış orada ama her öğrenci memleketinde öğrenci var. Türkiye'nin zaten her yeri artık öğrenci memleketi. O yüzden biraz şey var. Peki okuduğun bölümü bize anlatsana. Ya okuduğum bölüm mix bir bölüm diyebilirim ben size. İşletme... Kopulabiliyor mu bir kere? Kopulabiliyor mu o bölümde? Yani okuması hani mix zor dedin bir ya, bölüm. O yüzden ben okuması mix... zor bir bölüm. Hani sayısal açıdan olsun... Ya her şey var. Maliyesinden tut, muhasebesi, iktisat, işletme, halkla ilişkiler falan. Ha, biraz sıkıntılı oluyor o konuda da... Ya birinci yılım çok zor geçmişti. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim... Arkadaşlarım üçüncü sınıfta çok gözümü korkutuyorlar. Çoğu okulu bırakabiliyor. Zor bir bölüm çünkü gerçekten. Ders saatleri olarak da bize biraz fazla. Yani hocalarım izlemez inşallah. Dersleri de bayağı İzler. Zor. Hocam program öncesi içli çaydandır bu. İçine bir şey koyduk vallahi. Konuşturma özelliği olan. Konuşturma özelliği olan. Ben konuşmam diye ne biz çay ikram ediyoruz. Bilbil hapı. Bilbil hapı. Yani aslında işte dediğim gibi bazı bölümler bazı okullarda gayet kolayken bizim bölümde hocalar sayesinde bayağı zor olabiliyor. Kaç öğrenci sizin sınıf? 62. 62, o yine iyiymiş ya. Ama işte bir derste 1000 kişi falan buluyoruz. Allah bereket versin. Yani hoca sağ olsun bıraktığı kapıda için. Kapıda 1 lira toplasak vallahi günlük ciro. 1 lira. Hayır, bir de derse gelmeyenler için imza atsan günlük 1 liradan 100 kişi gelmese günlük şey çıkar. Biz üniversitede öyle yapardık. Yaptın mı bunu gerçekten? Yapmam mı? Abi ben ciddi nasıl... Her gün ben 4 yılı Konya, Selçuk'ta 4 yılı nasıl bitirdim zannediyorum. İkinci yılda gönderecekti Konyalılar. Biz sınav sorularını yapıyoruz genelde. Öyle mi? Sınav sorularını buluyoruz. Bir lira mı? 5 liradan satını gördüm yani. Ben satmadım da. Biz buradan öğrencilere duyurulur. Sınav soruları 5 liradan elde edilir her türlü. Cep telefonun birazdan alt yazıyla geçecek buradan. Peki Sergen, senden madem böyle geliyoruz. Sen niye Çanakkale? Neden seçtin? Yani lisenin son senesine gidelim. Neden Çanakkale? Benim nasıl oldu biliyor musun? Tesadüf ya. Tesadüf. Ben o kadar tercih sıralaması yaptım. Böyle 6. falan tercihime denk geldi. Araya bir tane Çanakkale sıkıştırdım. Onda da Çanakkale geldi. Hangi bölüm senin bu arada? Turizm işletme benim. Konaklama. Turizm işletme, konaklama. Ben demirbaşı oldum artık çoğunluğu zaten. Kaç yıldır öğrendin? İkinci senem ama ben hep böyle bir... Çok sevdiğim Çanakkale'yi. Hep tekrar. Yaz tatilinde falan buradasın. Evet, hep buradayım böyle. E söyle annene babana buraya taşınsın, onun ne gerek var? Ya kopamıyorlar orada. Ha Tekirdağ, ha Çanakkale, ne fark var? Değil mi? Hiçbir fark yok. Aynı kan, aynı hava. Aynı hava. Hani batıdan estiğinde böyle bize doğru geliyor. Geliyor. Peki okuduğun bölümün zorlukları var mı?
var. Mesela İngilizce ağırlıklı benim bölümüm. %100 İngilizce. Of, bismillah. Yani çok ağır yani. İyi yani. İşte muhasebesi hani Ecem'in de dediği gibi bize de muhasebesi, işte ekonomisi falan ağır gerçekten ve bölüm değiştirmeyi düşünüyorum zaten. Burada. Peki dıştan baktığımızda aslında hani turizm, otelcilik diyorlar. Farklı şeyler ama. Ama işte, aslında yani. Seninkisi konaklama olunca biraz daha işin i̇şte, muhasebesine, evet. ince ayrıntısına giriyorlar. Bunu genelde birçok öğrenci ve öğrenci velisi yani seçerken de karıştırıyor. Turizm, otelcilik diyerekten seçiyor ama aslında farklı bir bölüm. Ya yani farklı. Bölüm içinde bir bölüm. Bölüm içinde bir bölüm. Bölüm içinde normalde bölüm. İşte ağırlıktan alan bir bölüm ama sayısal dersler ağırlıkta. Bunu bilmeden tercih yaptığın zaman işte zaten sıkıntı orada başlıyor. Sen bilerek mi yaptın bunu? Bilmeyerek yaptım. Kaçıncı tercihinde? Altıncı mı? Altı. İlk tercihin neresiydi? İstanbul yazmıştım. Senin Ecem? Edirne'ydi. Sen direkt tek tercih, tek ilk tercih. Benim puanım da yüksekti. Gideyim, kurtulayım artık. Kaç lan? 380 olması. Maşallah iyisin ya. Sen 400-500 arasında olman lazım o zaman. Kaç bunu hatırlamıyorum şu an. 380 şeyim vardı. Ben İyi gideyim yani. Aman dedim. İlk 500 arasında mutlak varsın. Evet. Senin? Benim ya sıralamam iyiydi. Zar zor mu? Yok zar zor değil. Sıralamam iyiydi ama yanlış tercih yaptım büyük ihtimal. Tercih sıralamam yanlıştı. Hani İzmir'e falan giderdim büyük ihtimal ama Çanakkale'de en azından aynı doğal olsun olduğu için aynen. Senin sıkıntı için çok fazla ben sıkıntı yabancılık yaşamadım. Hayır, asıl sıkıntı işte burada. Evet, burada. Bu ikili de asıl sıkıntı. Sen hangi bölüm? Biz farkında olmadan gruplaşmışız bu arada. Valla. Ortada hakem böyle şey fight der gibi. Senin? Resim öğretmenliği aynı sınıftayız zaten. Ha, siz resimcisiniz. Evet, yetenek sınavıyla giriyoruz. Harbi mi? Ben zaten sende bir yetenek olduğunu çözdüm. Ya. Yani bir yetenek var bu kızda. Peki sen neden Çanakkale? Normalde Burdur'da kazandım ama Çanakkale'yi annem de çok seviyordu. Geldim, gördüm. Çanakkale'ye gerçekten aşık oldum. Wow. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben Çanakkale olarak vallahi ben bile aşığım yani. Yani hem ulaşım kolay, her şey elinin altında, bir de merkezde oturunca daha bir kolay. Merkez var. Aslında bak bir de şöyle bir şey, bize yani dışarıdan şu an lise yıllarında olup Çanakkale dışında izleyenler için de söylüyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi dediklerinde herkes merkezde zannediyor. Evet. Meslek yüksekokullarının aslında ilçelerde de meslek yüksekokulu olduğunu. Doğru. Haritadan bakmıyor. Mesela Ezine deyip mesela kameraman arkadaşım Cuma Ezine'de okumuş. Hemen benim de ilk çalıştığım yerin tam karşısındaydı okulu. Ezine diyor biz Cuma ile konuşurken denizli olan bir yer zannettim diyor. Denizi yokmuş diyor. Evet. Aslında deniz 11 kilometre. Şöyle bir şey de var ama hani biz Terzioğlu kampüsündeyiz. Eğitim fakültesi olmamıza rağmen dersliklerimiz orada. Ama hani merkeze zaten yakın. Hani bizim açımızdan iyi. Ama bağırsan diğer meslek yüksekokulları yüksek. Yani çığırsa duyulur değil mi? Sınıftan. Manzaramız harika. Yani evet ya. En büyük avantajı o zaten. Türkiye'deki zaten gelince aşık olmuş. Türkiye'deki 3 üniversiteden bir tanesi sadece Boğaz gören. Biliyorum. Aynen. Boğaziçi bir tane daha var. Bir de 18 Mart Üniversitesi. O bir taneyi arada bulalım. Bodrum Güzel Sanatlar Bölümü. Tam olarak. Ama bak Bodrum'da Boğaz yok. Ha Boğaz yok canım. Deniz gören var. Bir sürü var. Mesela Zonguldak Karayelmas Üniversitesi de deniz görüyor ve tepede çok da güzel bir okul. Ondan sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi de deniz görüyor. Van, hani o gölü biz deniz olarak desek Van'daki evet. üniversitede görüyor. Böyle güzel yerlere kurulu üniversitelerimiz var ama Çanakkale Boğazı'nın o güzel manzarayı evet. gören 3 okuldan bir tanesi ki baktığınızda nerede okuyorsun? Boğaz içinde okuyor. tamam Boğaz içinde okuyorsun da bir de Çanakkale 18 Mart var abi. Güzelliğiyle ama Boğaz içinde biz okuyoruz aslında. Aslında Boğaz içinde siz okuyorsunuz. İsmini yanlış koymuşlar. Telif hakkı var orada. Telif hakkı var. Nereden çıktı? Çanakkale'yi seçtin. Resim niye? Resime, sanata aşığım bir kere. Kızım sen de birine aşık ol ya. Çanakkale'ye aşığım. Kendinde de nasıl bir kalp varsa abi 90-60-90 kalp. Hangi tarafa sığdırırsan sığdır. Öyle. Öğretmenlik okumamdaki amaç da normalde ya sanatçı oluyorlar ya öğretmen oluyorlar. Ben dedim ki hem sanatçı hem de öğretmen. Candan Erçetin gibi. Evet. Ona bir günde sandalyeye ters binerim, evet. iki şarkı patlatırım. Bir bakmışsın ben de ünlü olurum. İlerler ha. Yürür. Valla kızda ses de var aslında. Var. Konuşabiliyor. Evet, geldik bizim karmaşık arkadaşa.
Aslında ben şöyle söyleyeyim. Mix arkadaş bu, evet. O bayağı bir hikayemiz var onunla ilgili. Ben anlatmaya başlasak yani şu tarafı X geç, onu alabilirsin. Resim benim var. Tiyatro var. Değil mi? Resim var, tiyatro var. Bir de durmadan kendine bir şeyler katabilen, yeniden kendini oluşturabilen bir kişiliğin var. Ben o senin yapını çok seviyorum. Evet. Sen neden Çanakkale? Ben neden Çanakkale? Çanakkale hiç daha önce gelmemiştim de, hiç görmemiştim de. Sadece isim olarak biliyordum ve hani görsel derslerde işlediğimiz kadarıyla falan filan. Sınavlara giriyordum, yetenek sınavlarına gidip o şehirde kayıt yaptırıp ve birebir şahsen girmen gerekiyordu. Tabii bizim böyle bir yaz dönemi işte, arkadaşım da biliyor. Sürekli böyle bir sınav peşinde koşuşturmaca şeyimiz oluyor. İnternetten takip ediyorsun bunları. Bir de Çanakkale'yi deneyeyim dedim. Niye? Önceden denenmişliği var mı diye? Ya önceden tabii denediğim yer var. Trabzon'da olduğum için KTÜ'yü denemiştim. İzmir Ege Üniversitesi'ni denedim. Ha, sana üniversite beğendiremedi. Ya öyle yetenek sınavı evet, yetenek sınavı her yerde girebiliyorsun. Öyle mi? Tarihleri çakışmalı bizde, sürece. Bizde şey yok zaten. Seçme yapmıyoruz yani. Ha, yetenek sınavını evet. Geçtin. İnternetten bir sıralama falan yapıp işte şunu seçim falan gibi bir şey yok. Biz direkt şahsen gidip birebir sınavlarına giriyoruz. Bunların olayı yetenek yani. Yetenekliyse gidiyorsun. Hani hiç sizde üniversite falan boşa, bir salak gibi. Valla boşa. Boşa kalsın. Ulan titiz cüz. Ben dershaneye gitmedim. Zaten daha benim hikayeye başlamadık. Ben dershaneye gitmedim. Test çöz, ders çalış, puan tutturacağım, orta öğretim puanı şu. Meğersem iki çizecekmişim, bitirecekmişim i̇şte abi olayı. Ben buradan devreye giriyorum ve şunu söylüyorum. Herkes bu şekilde zannediyor mu? İşte tam tersi. Biz hem test çözüp hem sıralamada iyi bir yere gelmeye ve yüksek puan yapmaya çalışıyoruz. Kapakta hazırlanıyor bu arada. Artı inceden. Artı ekstra yetenek hazırlanıyoruz. Yani vallahi billahi. Siz bir taneye hazırlanırken biz ekstra iki taneye hazırlanıyoruz. Artı bunları... Hayır, birazdan program öyle verir. Siz var. Siyaset programı. Ama şöyle... Bunlar tamam. Ama sizin şöyle bir avantajınız var. Sizin bir yeteneğiniz var, anladın mı? Size verilmiş bir ya şey avantajı var. Onun üstüne işliyorsun ama. Yetenek şimdi biz sıfırdan başlıyoruz, siz atıyorsunuz. Yani anladın mı? Şöyle bir olay var mı? Yetenek %5'tir, çalışma %95'tir. Tamam, öyle düşünmeyin. Siz belli bir düzey puan alsanız da bir yere girebiliyorsunuz. Ben ayrılıyorum abi. Bunlar kafalarına koymuş. Kapat kamerayı. Çanakkale'yi seçtin. O kadar üniversite denedin. Çanakkale'yi evet, seçtin. Evet, geldim. Daha sonra tabii tedirgindim. Son zamanlarda artık. Bir de ikinci senenin üstüne geldim. İlk sene kazanamadım. İlk sene hazırlanmamıştım. İkinci sene kazanamadım. Yedeklerde kaldım Edirne'de. Ayrı bir gıcıklığı vardır. Edirne'ye karşı. Siz ondan böyle çatışıyor musunuz? Ondan sonra üçüncü senemde buraya geldim işte. Yani başka yerlerde denedim. Sonra buraya geldim. Hani bir tedirginlik oluyor artık, böyle bir bıkmışlık, hani olacak mı olmayacak şeyi falan. Sınava girdim. Ya hep ya hiç dedim, Allah ne verdiyse artık çiziyorum. Arka fon öpme, hiçbir şey bırakmadan çizdim. Hayır, biraz ben şöyle düşünüyorum. Gözümde o anlatıyor, ben canlandırıyorum. Allah ne verdi. Bir bakıyorsun Picasso'dan güzel bir tablo çıkıyor. Hacı, atıyormuş, gidiyormuş. Bak, mavisini de ben koydum gibi. Hayır, gerçekten yani ciddi anlamda normalde şey yapıyordum, hani hocalarımın dediği üzerine işte hani dikkat ediyordum, şunu çizeyim, hani mantıklı bir şeyler koymaya çalışıyordum, hani matematik sevimi yapıp çiziyordum. Ama sonra yani ya olacak ya olmayacak dedim, bir kere dedim bu şekilde demek Çanakkale istiyorum. Çanakkale en son sınavdı herhalde, artık böyle çiziyoruz böyle. Hiç şey yapmadan yani. O yüzden... O zaman biz şanslıymışız abi, bir şey çizmiyorduk. Hani kendimizi kabul ettirtme gibi bir şeyimiz olayımız yoktu, zorunluluğumuz yok, yoktu. Hani kabul ettirelim, aman işte bizi alsınlar. Da benim bölümde biraz vardı. Benim bölümde biraz vardı. Benim bölüm biraz sıkıntılıydı. Peki şimdi ben kendi bölümden biraz bazılarınız biliyor mu bilmiyorum ama ben Konya Selçuk Tıp 4. sınıf terkim. Biliyoruz. Evet. Biz 4. sınıftan sonra bölüm seçmeyle ilgili bir sıkıntımız vardı. İşte 4. sınıfa geliyorsun. 4. sınıftan sonra abi işte hangi bölüm olsun? Daha doğrusu hangi hocaya ne kadar yalakalık yaparsan o bölüme zaten bir şekilde meyilleniyorsun. Tabii canım. Ha, altyapı da var. Ben genel cerrah olmak istiyordum. Daha sonra beyin cerrahı olmadım ama Konya bana 4 yıl dayanamadı. 4. yıldan sonra dediler arkadaşım ya Konya'nın yerini değiştireceğiz ya senin yerini değiştireceğiz. Ondan sonra ben de tabii ki okul bırakanlar kervanına katıldım. Pişman mıyım? Evet pişmanım. Ama yaptığım meslekle devam eder miydim şimdikinde? Devam ederdim.
Hani hem doktor olup hem de televizyon programcısı olabilirdim. Ki yine Boğaziçi'de olurdum. Çünkü bu aileyi çok seviyorum. Şimdi sizlerin okuduğunuz yerlere bakılırsa Edirne'den başlayacağım yine aynı sıralamayla. Ya da senden başlayalım, sen devam ediyordun. Çanakkale'de öğrenci olmak nasıl bir şey? Hani zor mu, kolay mı? Ya da öğrencilik mi zorluyor Çanakkale'yi? Ya aslında çok kolay ama şöyle bir şey var. Kalma açısından dolayı veya yani kalma açısından dolayı diyeyim ben, yurt olsun, işte insanları olsun. Benim Allah'a şükür ev sahibim çok çok iyi. Hani hiçbir şekilde bir şikayetim yok. Daha yeni bu sene eve çıktım zaten. Ama öyle insanlar var ki yani benim arkadaşım geliyor. O niye geldi? Bu gece sende kalacak mı? Sürekli mi kalacak? Bilmem ya, bu gibi şeyler çok fazla çok. Aslında öğrencilik çok genel değil. Öğrenciliği zorlaştırıyor. Bu arada lafını veriyorum. Hepiniz mi evde kalıyorsunuz sen? Apartta kalıyorum. Apart. Ev sayılır. Yani. Kendi yemeğini kendin evet. yapıyorsun. Kıyafetini kendin yıkıyorsun. O zaman sıkıntı yok. Kirasını veriyorsun. Evet. Yani aynı şey. Sıkıntı yok. Devam. Yani o yüzden aslında öğrenci olmak kolay dediğim gibi. Yani bilmiyorum hani insanlar zorlaştırıyor bence. İnsanlar zorlaştırıyor. Yani bence bu arada genel alıyor galiba kameraman arkadaşım. Ben böyle geç diyorum. Şu an bulunduğumuz yerin sahibi dışarıdan geliyor. Biz sanki buranın sahibiymiş gibi. Özgür arkadaşım valla. Benim can dostumdur Özgür. Gerçekten ne zaman sıkışırsa, başım sıkışırsa Özgür şunu yapmamız gerekiyor derim. Mutlak yapar. Çok da iyi bir öğrenci dostu. Zamanı kırdık onun da. Canını sağ olsun. Aynen. Yazarız hesabı. Yazarız hesabı. Şimdi biz bu arada da çay da isteyelim. Özgür Bey çay alabilir miyiz? Tabii efendim. Çok teşekkür ediyorum. Açık istiyoruz. Çok açık olsun. Evet. Transparan. Hepsi açık değil mi? Hepsi. Evet. Hepsi. Benimki normal olsun. Karadenizli çayı olsun. Sen değil mi evdesin? Ben de evdeyim, evet. Bir nasıl? Tane de köpeğim var. Ha evet, senin bir tane de şeyin var evet, böyle püsküllü püsküllü paspas. Adı paspas, evet. Ama o çok şirin. Çok mutluyuz onunla, evet. Peki, şimdi Çanakkale'de öğrencisin. Çanakkale'de öğrenci olmak ne kadar zor, ne kadar kolay? Aa, benim için kolay, ulaşım kolay bir kere. Dediğim gibi kış şartları biraz zorluyor Muğla'dan geldiğim için. Yani Muğla yaparsın ama. Onun dışında zaten merkezde oturuyorum. Hani beni zorlayan hiçbir şey yok açıkçası. Bölümümü de seviyorum. Ekonomik anlamda düşünüyorsan, mesela Muğla'da öğren lise yıllarını düşün, o dönemdeki üniversiteli öğrencilerle evet. baktığında burası daha mı pahalı? Biraz daha pahalı. Biraz daha pahalı. Yani şöyle söyleyeyim, ben liseye giderken babam bana haftalık 20 lira verirdi, yol parası, yemek param içimde olurdu Allah ve ekstra ondan ben para biriktirirdim yani, kenarda param olurdu. Ama sen, burada... Bu arada kaç yaşındasın şu an? Ben 22 yaşındayım. Ha, iyi, senin normal, 22, 2 yıl önce, 3 yıl öncesini düşünelim, hatta 4 yıla dönelim biz buna. 4 yıl öncesini harbiden yetermiş. Yani, benim. Ama şöyle bir şey var, şu an kat be katını alıyorum, hani bir şekilde geliyor. Ama yani mesela gün içerisinde 100 lira çekiyorsun, ertesi güne kalıyor kalmıyor hesabı oluyor bu şekilde yani. Öyle. Ve nasıl gidiyor hiçbir şekilde anlamıyorsun. Ya peki yemeklerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz, dışarıda mı yiyorsunuz? Ya ben genelde evde yapmaya çalışıyorum. Aa, iyiymiş. Sen? Ben de evde yapmayı. Zaten ederim. Senin elinden ben bir kere yemek yemiştim, güzel oldu. Vallahi yedim. Evet, geldik sana. Evet. Senin evde mi? Yurtta evdeyim mı? Ben de. Bir kaç kişi kalıyorsun? Tek başıma kalıyorum. Abi aslında erkekler ben için zor. Ben çekemem kimse. Hayır, erkekler için evde kalmak çok zordur. Tek başına. İyi ya, güzel. Harbi güzel güzel. Arada ben... paspası bırakıyorum işte, onunla gider. Ha bu arada dur. Paspasla. Biz neyse programın sonuna yetiştirdik ama. Böyle program öncesinde biz zaten sohbete dalmıştık. Arkadaş yazdım, zavallım oradan bakıyorum diyor. Hani nasıl program olacak? Öncesinde diyor ki, şimdi ben girsem aralarına, tanımıyorum, etmiyorum, bunlar birbirini tanıyor. Adam üstüne yükleniyor, hiçbir şey demiyorlar. Ya bana yüklenirse, falan ben Ankaralıyım böyle bir çaktım, oturturum falan. Baktık bu da, bu da hemen koyverdi. Hayır, o zaten ilk dakikadan koyverdi. Gitti. Abi işte delidir, ne yapsa yeridir. Öyle bir şey. Erkek için tek başına kalmak zaten çok zor. Hani kıyafetin yıkaması var, ütüsü var. Bilmiyorum, ütü yapıyor. Hallediliyor ya. Ya onları bana ben... bırakıyor işte, ben yapıyorum işte. Ütüsü tamam, o kadar da belli etmiyorum. İkisi sevgili bu arada. İkisi sevgili. Adama ben yükleniyorum, oradan sevgilisi koruyor. Ya zaten ben yapıyorum. Paspası bırakıyorum falan. Hiçbir şeyini kendi yapıyor mu? Yemeğimi kendim yiyorum. O kadarını ben de yaparım sen gel. Sen masasına ben gönderiyorum ama kendi yiyebiliyor yani. Memur bir saniye. Şeyde böyle hanım da bugün bunu yapmış. Ay patates haşlama. Genelde hep haşlama.
Ama iyi, sağlıklıdır haşlama. Hayır. Baksana kızcağızımıza. Hayır, yemek yapmayı bilmiyorum. Çok kilo aldı ya. Haşlama. Bence de çok kilo aldı o bu ara ya. Biraz zayıfla. Obez, evet. Vallahi biraz zayıfla. Ona kilo aldıracağız diye biz şiştik, sen geldin. Yedireceğiz diye var ya, yemin ediyorum. Bunun ana yemeği var. Bu arada çaylarımız da geldi sevgili Özgür kardeşim. Çaylarımızı da getirdi. İşte böyle çok doğalız. Açık mıydı? Bana altlık vermeseydin. Bizim bu altlığın birini kırdı. Birini kırdı Özgür. Birini yok, onu kırdı. Biliyorum canım. Bizim günlük bir tane sayacaktım. Sen gel. Sana bu sefer şişlesin. Zaten Özgür'ü Boğaz TV diyen jenerikten de tanıyor bütün izleyenlerimiz. Boğaz TV demişti. Aslında daha neleri vardı onun bendeki görüntülerinde ama neyse. Deniz yengeme acıdım. Ben koymadım o görüntüleri. Bir sonraki yayın dönemimizde Özgür'ün en özel videolarıyla karşımızda olacak. Çok teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Birazdan kapat kardeşim kamerayı, moduna geçecek. Sergen, demek bütün işi sen ruh işine yaptırıyorsun. Aynen. Abi ben sen o zaman zaten çamaşır peki, makinesi. Peki siz niye ayrı ayrı evlerde kalıyorsunuz? Yani ya ben özgür olmayı çok seviyorum da. Ben özgür olmayı çok seviyorum da biraz. O zaman niye sevgilim var? Ama o anlamda değil. Ben kendi evimde özgür olmayı seviyorum yani. Tek bir dakika o zaman, bir dakika. Abi, şimdi ben şöyle. Evet. Bir dakika. Tamam yani. Abi dur. Sevgilin mi abi? Sevgilim abi. Özgür olmayı seviyor musun? Ama hayır şimdi. Kendi tamam, evinde özgürlüğü. Kendi evinde özgürlüğü seviyor musun? Seviyorum. Evlenince ne yapacaksın? Ben evlenmeyi düşünmüyorum belki. O zaman sevgili olamazsın abi. Ben bu kızın manevi babası olarak vermiyorum abi kızı. Ben onu belki duygularla senin... yapmak istiyorum. Sana geleceğim şimdi. Umarım sen apartta kalıyor. İnşallah. İnşallah. Elinde maşayla geliyormuş. Damat! Tanıyor mu annem? Tabii ki. Aileler tanışıyor mu? Evet. He. Biz aileleri evlendirelim. Sizin evlendirmeniz yok zaten. Hani vardır öyle bekar birileri. Evlendirelim böyle. Siz sevgili takılırken onlar da evli kalsın. Sen apartta kalıyordun. Evet. Aslında evden farkı yok. Tek oda. Aynen. 1 artı 1 oluyor. 1 artı 0 oluyor. Ben 1 artı 0'da kalıyorum. Tek başıma. Hela nerede? Hela da mı odadın? Onlar sayılmıyor canım. Ha, onlar sayılmıyor. Doğru ya. 1 artı 1'de bir oda bir salon oluyordu değil mi? Evet. Ben de işte... Emlakla ilgilenmiyordum. Çok eski. 5.35 oldu. Başak. Normaldir abi. Yolun yarısı eder. Kim söylüyordu kısa şiiri? Cahit Sıtkı. Cahit Sıtkı Tarancı. Yaş 35, yolun yarısı eder. Mikrofon sende de kaç dakika oldu bilmiyorum. Konu üretiyorum. 1 artı 0. Evet. Eşyaları kendi içinde. Tabii her şey içinde. Elektrik, zor mu? Yok, hiç de zor değil. Hani bir kız olduğu zaman her şeyi başarabilir yani. Yapar. Peki. Yemek sıkıntısı olmaz. Hemen ben yaparız abi. Nasıl böyle bir genelleme olmaz, böyle bir ayrım olmaz. Oluyor abi bir kere. Kesinlikle, kesinlikle. Yok öyle bir şey ya. Ben şunu söyleyeyim. Ruşen yemek vermesem buna birkaç gün bakalım. Açlıktan yıkama etme. Hayır canım, yemek konusu ayrı. Lütfen, çok güzel bir ilişkiler gördüm. Niye ya? Yalayarak mı bitiriyor? Şey yapıyorum, arada çağırıyorum yemeğiniz diye. Bizim, ben hemen... Yiyor böyle şeyleri, Ruşen'in böyle konudan konuya atlıyoruz ama hani bizim programı zaten konsepti böyle çok net böyle hani oturum, açık oturum gibi değil. Ya benim bir şey sıkıcılıktan uzak. Seyircimiz bile rahatsız ediyor. Seyircimiz bile. Seyirci bile var yani. Şu programın, ben bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de hiçbir kanalda yok abi. Böyle rahat rahat. Hani Seda Sayan bile böyle program yapmıyor. Bacım. Öyle değiliz yani. Bizim bir arkadaş vardı. Evde her eşya var ama. Tabağı var, çanağı var, işte bulaşık makinesi var, şusu var, busu var. Abi biz eve, işte bizim de bir bulaşık makinemiz, çamaşır makinemiz vardı. Biz eve deterjan alırdık, çocuk hiç almazdı. O da öğrenci kredisi çekerdi, ben de öğrenci kredisi çekerdim. Yani verilen para bize yetmezdi. Ona yeterdi, adam istediği gibi de hani eğlenirdi. Bir gün dedim abi sen deterjan almıyorsun eve. Bir şampuan aldığını gördüm. Arada işte ekmek alıyorsun. Ne yapıyorsun dedim. Ben bulaşık yıkamıyorum dedim. O da şeymiş. Dedim abi ben bunun evine gideyim. Harbi gittim derli toplu. Hepsi bulaşık makinesinin içinde. Hayır. Her şey derli toplu. Falan mı kullanıyorsun? Hani gittim porselen ya bildiğin. Hani eşyalayı tutmuş porselen artık hangini neden kaldıysa. Şöyle şey yapıyor, cırrt diye ses çıkıyor, cırrt diye ses çıkıyor. Şöyle bir şey, hayır yıkamıyormuş hiç. Hiçbir şey yıkamıyor. Hiç, bulaşık makinesine baktım. Hani olur ya bulaşık makinesinde şu bu, hazır da yese çok güzel. Dedim oğlum ne yapıyorsun sen, anlat bize dedim. Abi dedi kolayı var dedi ya. Neden dedim, bilmiyorum. Bir tane pet tabak alıyorum dedi. Dedim, bütün yiyeceğimi onun içine koyuyorum dedi.
Dedim nasıl yani şimdi? Ben makarna yerken dedim içine sulu bir şey koyamam. Abi ben gidiyordum. Dedim pet çatalım da var dedi. Dedim tamam. Ama değişiyor mu dedim. Yok o değişiyordu. O üçlü böyle raf şeklinde. Üçüne birer tane koyuyormuş hepsini bir yere. Pet çatal, pet kaşık. Dedim abi neden yapıyorsun? Ben hijyene önem veririm dedim. Şimdi diyorum abi hijyene önem veriyor, pet de yiyor. Dedim oğlum bir gün hani evine yemeğe gideyim. Dedim sana yemeğe geliyorum. Tamam abi dedi. Harbi gittim. İnanır mısınız? Pet, bardağı, çatalı, kaşığı hepsi pet ve adam okulda bizim sterilizasyon makinasında sterilledip getiriyormuş öyle kullanıyor. Vay be. Dedim yok artık. Dedim oğlum dedim hani sen dedim bunu yapıyorsun kendin yıka. Yıkadığımı da beğenmiyorum ben. Kıyafeti ne yapıyorsun dedim. Kuru temizlemeciye gönderiyormuş. Allah'tan köylüsü çıkmış. Oradan ondan da para alıyormuş. Bu kadar beleş bir adam olmaz. Şu an ben hemen buradan beni izleyeceğini biliyorum. Telefonla da söyleyeceğim. Türkiye'nin en iyi genel cerrahlarından bir tanesi. Biliyorum evlenemedi. Selamlar olsun. Yıllar önce de biz birkaç yıl önce görüşmüştük. Dedim hani niye evlenmedin falan. Hijyene mi takıldın dedim. Yok abi dedi ya artık hijyen mi hijyen hak götüre dedi. Ne yapıyorsun dedim. Abi gömleği falan kendim ütülüyorum dedi. Yemeği dedim dışarıda yiyoruz yapacak bir şey yok. Ve Türkiye'nin en iyi genel cerrahlarından bir tanesi. Türkiye'nin de en iyi özel hastanesinde çalışıyor. Hemen ismini söylüyorum. Amerikan diye başlıyor. Hastanenin ismi o kadar da gitmeyelim. Peki sen masraflar nasıl? Yetiyor mu sana evde? Masraflar yetiyor. Sen öğrenci kredisi kullanıyor musun? Kullanıyorum. Ne kadar? Mesela bir yıllık bir aylık masrafın ne kadar senin? Benim fazla olabiliyor. O öğrencinin üstünde bir tık üstünde yaşıyor. Nasıl oluyor? Yani bizde hiç özel yok. Her şey bu masaya yatırılacak dedik. Ya Allah aşkına babam gönderiyor. Annemden isteyince veriyorum. Hani alo diyeyim ne kadar istiyorsam gönderirler. Vallahi ben istiyorsam senin yanına taşınıyorum. Ben de öğrenci acaba olurum. Gece şey Edirne'ye mi yaptın? Biz de mi? Biz komple böyle geçelim. Edirne'de de pahalı. Hatta Edirne'de buradan ben biraz daha pahalı. Evet orası biraz pahalı. Orası daha pahalı. Sınıra yakın olduğu için daha pahalı. Peki hemen öyle ben gidiyorum. Ben buradan gidiyorum bir de böyle geri dönüyorum. Şey gibi oldu. Karışım şen şey gibi oldu. Peki öğrencilik nasıl bir durum? Size lisede anlatılan, bana hep demişlerdi, hiç üniversite ye git, görürsün diyorlardı. Tüm hocalar üniversiteye gidince yatacaksınız, yata yata okul geçiyor. Bize böyle söylediler lisedeyken. Biz hiç yatamadık. Evet, farklı diyorlardı. Farklı bir gün ya. Bir gün bile yatamadık. Gerçekten yatamadık. Çok zor oluyor. Hani hiç dedikleri gibi falan değil yani. Ha tamam yapıyorsun, oluyor elbet bir şekilde. Yaz okuluna kalıyorsun, bütleri kalıyorsun, bütü geçemezsen yaz okuluna falan. Veriyorsun ama yani kaldı zorlanıyor. Kaldı mı geçen yıl bütü? Kaldım tabii ki de. Ya kaç tane? Tabii ki de. Ya o zaten standart. 4 tane kaldım. Ya seninki azmış. Ben kalmadım, o konuda rahatım. 4 yıl, direkt bütü kalmadım. Yani. Ben direkt bıraktım. Olayı direkt kökünden, direkt kökünden hallettim. Sana masrafların yetiyor mu? Yani... Sınırdayım kadar, ben ya. Ne kadar mesela bir yıllık, bir aylık masrafın ne kadar tahminim? 1 milyar. İyiymiş. Bir devlet memurunun aldığı kadar maaş. Ama şimdi yani... Yani bir asgari ücretlinin aylık gideri kadar. İşte yani. Ben aylık zaten o sistemi çözemiyorum kadar. Zaten. Ben tek başıma 1 milyar para harcıyorum. Adamlar nasıl bu aile geçindiriyor, o kadar parayla döndürüyor, ediyor. Burada oralara aile konularına daha gireceğim. Bu nasıl oluyor yani? Senin? Ruşen? Yetiyor. Aslında senin biraz daha pahalı şey masraflı evet. Okul. Malzeme al, biraz, şu evet. Al, bu bizim al. Zaten çoğunluğu ona gidiyor. Biz kendimize hiçbir şey yapamıyoruz. Evet, evet. Değil mi? Boş şeyler giyiniyoruz. El alemin verdiği eski hiç işte. Hiç falan yapıyoruz. En son bunu karşı komşum vermişti. Ne kadar senin ortalama? Yetecek kadar. İyi, güzel. Bayağı gider varmış. Var, var. Bayağı var. Sen de? Benim şu an işte dediğim gibi yeni çıktığım için geçen yıldan bahsedebilirim. Geçen yıl yurtta mıydın sen? Geçen yıl yurttaydım. yani buradan kötü şeylerimi söylemek istiyorum ama neyse yine bende kalsın. Ben insanlık bende kalsın diyorum. Ya, zaten bak, kapandı. İsim vermeden. Kapandı artık. İsim vermeden söyleyebilirsin. Yani yurtta neyle çünkü oralara da gireceğim. Madem yurttan başladın sen ya şu an kapandı zaten. Yurtta kalan öğrenci arkadaşların vardır. Sen yurtta kaldın. Yurtla evin arasındaki fark ne? Yani yurtta ne kadar rahatsın ya da hangi yurtlarda rahatsın değilsin? Şimdi ben özel yurtta kalıyordum. Hı hı. Kepez'de bir yurttu. Hiçbir şekilde rahat değildim.
bir kere bir odayı başka bir ilk defa tanıştığın insanlarla paylaşıyorsun. Evde öyle bir sıkıntın olmuyor. Ha yani evi de paylaşıyor olsan bile arkadaşın oluyor. En azından bir tanıdığın oluyor. Ne bileyim bir senede tanıdığın oluyor veya İstanbul'da yani geldiğin yerden tanıdığın oluyor. Bir şekilde bir şey oluyor. Ne bileyim akraba oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama yurtta öyle bir şey yok. Çoğunlukla yani %99 yabancı bir insanlarla kalıyorsun. Aynı odayı paylaşıyorsun. Aynı banyoyu, aynı mutfağı paylaşıyorsun. Bir de hijyeniksen bizim arkadaş gibi yandın. Ya evet. Ay, ya, o kadar değilim ama hani derli toplu olmayı ve temiz olmayı severim. Titizimdir biraz. Ya bir de kadınlarda biraz böyle bu dikkat var. Erkekte çok fazla yoktur. Evet. Mesela çorabı çıkartır, dolaba atarsın. Ay, kesinlikle. Eyvallah. Ben... Ama kızda o yok. Ben kalkınca hani yatak üstüne oturacağımı bilsem bile yatağı toplar o şekilde otururum. Kalktığımda tekrar düzeltirim. Bir de Karadeniz'in bir yatak var. Bir de şöyle söyleyeyim hani sakın ya yanlış anlamayın. Karadeniz kadını biraz daha böyle titiz. Ben şu an çok yandım. Benim annem de Karadeniz kızı bir gerçekten. Ben ekmeği güzelce ne sildiğini bilirim, o kadar titizdi yani. Aha. Ha, böylelikle senle de aynı yerde doğdu. Ankara doğumluydu rahmetli annem ama Karadenizliydi. Babam, dedem Karadenizliydi. Karadeniz çocuğu. Ankara Bahçelievler doğduğu yer. Ben de yıllarca Ankara'ya gittim yani çok seviyorum. Ankara'yı ben Çanakkale'den sonra sevdiğim diğer şehir diyebilirim ulaşım anlamında da evet. Çok rahat. Ciddi söylüyorum. Hani baktığınızda başkentimiz milyonlarca insan yaşıyor ama ulaşımı o kadar rahat evet, ki hani Ankara'da çok öğrenci rahat. Olmak da çok rahat. İyi. Ben Çanakkale'den sonra hani insanları da çok iyi. Bana sordukları zaman nerede okusun? Çanakkale, Ankara diyebilirim. Yani ama şimdi biz denize alışkın olduğumuz evet, için yani ben hani deniz, ayrılamam. Ben şahsen deniz olmayan de bir yerde barınamam gibi geliyor. Konya'da zaten o 4 yıl nasıl geçti? Antalya Allah'tan yakınıyor. Deniz olmamasından yakınıyor da Ankara gayet güzel bir yer yani. Tamam gölbaşı var deniz kadın evet. Gibi. Ama gölde yüzemiyorsun çok fazla. Havuzları var. Özel havuz, aqua parklar var. Oralarda güzel. Şimdi nerede? Ne sendeydik, yurttaydık. Ben her seferinde şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi her seferinde tam konuya gireceğim, bölüyorsun. Ben işte olaya hazırlıyorum. Senin üzerine oynuyorum. Ratingleri senin üzerine. Ratingleri senin üzerine atıyorum. Hem üzerime oynuyorsun, hem üzerinden elini çekiyorsun. Şimdi yurtta kaldın. Yurdun zorlukları malum. Dedin ki işte aynı yani, odayı belki de sevmediğin biriyle paylaşıyorsun. Ya Allah'a şükür hani bir sıkıntım yoktu oda arkadaşımla. Ben 4 kişilik odada ilk 1,5 ay tek başıma kaldım zaten. Ağabeyi paşaydım. Hangine istersen. Sonra ikinci arkadaş geldi. Gayet iyi anlaştık. Benden yaşça da küçüktü böyle. Abla falan muhabbeti. Çok iyi anlaştık. Daha sonra üçüncüsü gelince yeter ama falan filan böyle hani ne oluyoruz? Yani yol geçen anı mı burası? Sonra zaten kısa bir süre sonra o KYK'ya geçti gitti. Biz tekrar 2 kişi kaldık. KYK? Kredi Yurtlar Kurumu, devletin. Evet. Şimdi bilmeyenler vardır KYK nedir, ne diyor bu, neyin kısaltması falan diyecektim ama o yüzden sordum. Şimdi evde, bu yıl evdesin. Aha. Zaten şunu da söyleyeyim, yurtlarda hani senin kendi arkadaşlarınla anlaşman, temizlik, titizliği bunların hepsinin yanında bir de yönetimle anlaşman diye bir şey var. O daha mı zor? O en önemlisi olan bence. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Yurtlarda giriş çıkış saatleri var. Doğru. Var evet. Belirli bir giriş çıkış saatleri var. İşte insanları yani bir üniversite öğrencisi artık belli bir yaşa gelmişsin. Kısıtlıyor belli bir yani. Özgür iradeye sahip. Psikolojik baskı zaten yani, hep bitiriyor. Zaten sanırım. Şöyle söyleyeyim lisede vardı değil mi? Aile baskısı mutlak vardı. Yani. Mesela şöyle sorayım. Özellikle Karadenizliysen muhakkak vardı. Var mutlak vardı. Neler yaşadın? Mesela liseden bahsettiniz. Lisedeki o son yılını o koşuşturmayı, bir de üniversitede yurtta kaldırdı. Ya şimdi şöyle, ben biraz aykırı tipliyim o konuda. Çünkü ben bir şey kafama koyduysam yaparım yani. Muhakkak ona bir şekilde ulaşırım. Hani o konuda benim çok bir sıkıntım yoktu. Her ne kadar ailem biraz bastırmacı olsa da, engel koymaya çalışsa da. Hani ben bir şekilde ya ikna ederim, ya da altından üstünden girip artık bir şekilde dediğim gibi hallederim. Üniversitede şöyle, özgürlükçü ruha sahibim. Şimdi giriş çıkış saati okey var, buna bağlı kalmaya çalışıyorsun ama benim sorunlarım yurtla, yurdun yönetimiyle bunun üstünde bir şeydi. Çok pinti bir insanlardı. Aşırı dedikoducu, bir kere sen bir yöneticiysen... İçindekiye kusuyor artık. Yönetici bir insan. İyi, bence en iyisi doğru. Yönetici bir insan, oradaki ortamı düzeltmeye çalışırken bunun tam tersini yapıyorsa ben bunu sorgularım.
Çok kez de kavga ettim bu yüzden. En son ayrılırken de kavgalı bir şekilde ayrıldık. Dedim ki siz kapatın zaten yurdu dedim. Ne kapandı? İşletmenize gerek yok falan dedim. Bana şunu söyledi önce genç. Dedi ki ben seninle uğraşamayacağım dedi. Ben dedi işte bırakacağım seneye falan filan yaptı böyle. Gelikte görürsün dedi bıraktığım zaman. Ben dedim ki bırak zaten dedim. Sen bir yurdu yönetecek kadar dedim. Bir yönetici hayır, olacak kadar. Seninle uğraşamadığı için mi bırakıyormuş yurdu? Karadenizliler yurt kapatıyor. Burada idare bana bu şekilde bulaşma söyledi. Ben de kapat zaten dedim. Bunu sen bana söyleyemezsin dedi. Ben dedim ki ben bu yurtta kaldıysam ve senin himayen altındaysam gayet... İnanın sana para kazandım. Gayet iyi bir şekilde söylerim dedim. Bana ben... diyor ki para mevzusu oldu. Bizim yurdun şofbeni bozuldu. Katımızın şofbeni bozuldu. Ve ben o gün... O katta tek şofben mi? Tek banyo var. Kaç yani, oda var o katta? 3 oda var. Her odada 4 de olsa 12 kişi bir banyo mu kullanıyor? Evet. Ya Allah bayağı pintiymiş abi. Askermiş bunlar. Askeriye de bile öyle değil ya. Biz katta 9 kişi kalıyorduk. 9 kişilik katta. 9 kişi aynı şofbeni kullanıyordu. Elektrikli şofbendi. Ve bir şekilde içindeki kablosu yanmış, açık bırakılmış falan söyleniyor. Ben o gün yurtta değildim. Yani o olay olduğu anda orada değildim. Okuldaydım, dışarıdaydım. Zaten genelde merkezde oluyordum. Hani yurtta yatmadan yatmaya sadece gidiyordum. Çünkü nefret ediyordum. Gidesim olmuyordu. O iyiymiş. Ve bunun yaptırma muhabbeti falan oldu. İşte bizim kızlar söylemişler kendisine. O da demiş ki, alıp ya siz kendiniz götürüp yaptıracaksınız ya da uğraşamam derseniz ben alır yaptırırım. Parasını, fişini getiririm, parasını verirsiniz. Oh! Ben buraya o zaman niye para veriyorum dedim. İlginçmiş. Yani şimdi şöyle düşünelim. Ben oraya belli bir aylık veriyorum. Bu aylığın içerisinde yemem, ısınmam, yatmam, kıyafetimi yıkamam, kendimi yıkamam, temel ihtiyaçlarımı karşılamam için veriliyor. Ama herhangi bir şey olduğunda da bunu senden çıkartıyor. Yani demirbaş ya olarak sayıldığından dolayı bunu işte sözleşmede de yazıyor. Sizin bir de sana girişte sözleşme imzalatıyor ve sen hiçbir şekilde tekrar o parayı ödemeden çıkamıyorsun. Çıksan bile o parayı ödemek zorundasın. Sen bu zorundalığı çıktığında dahi o parayı ödemek zorundasın. Ve insanlara ilk başta çok güler yüzlü, iyi niyetli ve aileleri kandırıcı bir şekilde davranıyorlar. Ben babamla gitmiştim yurda kayıt yaptırmaya. Çok iyi bir şekilde insanları kandırıyorlar ama daha sonrasında yani ailen gittiği zaman sana düşman gibi bakıyorlar ve düşman gibi seninle şey. Çünkü o imzayı attırana kadar. Ya yurtların bir sıkıntısı var. Yurtlar sözleşme yaparken tek taraflı sözleşme yapıyor. Tek taraflı sözleşmede de gelen öğrenci aileleri ve öğrenci kendini koruyamıyor. Yurt sadece kendini korumak için o sözleşmeyi kendi evet, çerçeve. Çift taraflı sözleşme olsa mesela Esra'nın başına gelen olayda çift taraflı sadece sözleşmeyi imzalar. Esra da kendini koruyabilir. Para ödemeden zamanla ayrılabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bizim yurtta 17 yaşında olan daha reşit olmayan bir kız vardı. Ve sözleşmenin altına kendi imzasını attırmış. 17 yaşındaki bir kişinin zaten yasal olarak bir geçerliliği yok. Yani yasal ve geçerliliği yok. Ama hani buna da bir şekilde bir şeyler bulup onu oradan çıkarttırmadı. Bir şeyler kılıf yapıldı yani. Tabii ki her şekilde bir kılıf buluyor. Öğrencileri korkutuyorlar aslında. Hiçbir sen şey kaldın ya mı? En kötü şunu söyledi ya. Kendi kulaklarımla şahit oldum. Ailesiyle konuştu. İşte kavga muhabbeti oldu. Arkadaşım kavga etti. Ve ailesine şunu söyledi. Kızınız dedi Çanakkale'de dedi. Siz burada değilsiniz dedi. Ben de Çanakkale'liyim dedi. Tehdit. Yani, güzelmiş. Baya yani artık şeymiş. Şunu da söyleyebilen bir insan. Kızlar dışarıya çıkacaklar akşam. Bir kafeye gidip oturacaklar. Daha yeni gelmiş falan filan tanışma muhabbeti. Diyorlar ki abi işte biz 5-10 dakika geç kalabilirsek hani şey yapma falan filan gibisinden. Ve başta da zaten bunu aileleri de söylüyor. Hani olabilir, geç kalabilir. İşte hani bana arayıp haber verdiği sürece sıkıntı yok. Bunu da belirtiyorlar. Müşteriyi alana kadar. Tabii ki de. Çok iyi bir program yapmışlar zaten. Plan, program süper. Her şeyin bir kılıfına, altına, üstüne hepsini düşünmüşler yani. Dört dörtlük bir sistem oturtmuşlar. Daha sonrasında kızlar bunu söylüyor. Aşırı makara yapmayı seven ve gereksiz lavvali bir insandı. Şey söylüyor işte, makara muhabbet falan yapıyor ve şunu söylüyor. İşte gidin diyor, işte barlara falan gidin diyor, sıkıntı yok falan diyor. Ama diyor işte bir yanlış yapmayın falan fistan gibisinden böyle ufaktan şey yapıyor. Sonra kızlar böyle arada kollama adı altında. Ne diyorsun sen falan gibisinden, biz yani sana kafeye gidiyoruz falan. Kızlar bozuluyorlar ve bu şekilde söylüyorlar.
Diyor ki benimle zıtlaşmayın diyor. Aileniz diyor size mi güvenecek, bana mı güvenecek diyor. Ben diyor peşinize bir adam takarım diyor. Gelir diyor yanınıza yaklaşır diyor. Birisine fotoğrafınızı çektiririm diyor. Ailenize gönderdim. Hadi bakalım kime inanacak. Oo. Bu neyi bayağı bir böyle bir yurt mevzusuyla gideceğiz biz böyle seni dinliyorum. Ya ben çok dertliyim. Dedim ya hani yurt mu değildi, ev mi dedim. Bana girme yani. Ben de bak orada sana otobüs. Apart ilgisi. Sen geldiğinden beri evdesin. Nasıl? Ev iyi mi? Çok iyi. Kaç oda? İki tane odası bir de holü var böyle büyük. İki oda bir hol. Paspas da bize yetiyor. Holü paspas kullanıyor. Yani paspas her yeri kullanıyor sağ olsun. Evet, çok iyi. Keşke onu da alsaydık. Evet, getirmeyi düşündük. Vallahi. Öğrenci evinde köpek olmak nasıl bir duyguydu diye ona sana. O zaten onu severken o hafif bir hırlamaları ilk aldığımda öyle yaptı. Rrr yaptı. Dedim ne yapıyorsun dedim ya. Benim meğersem benim zeytinin kokusunu almış. Benim de bir köpeğim var. Peki, bir dahaki programda onları bir dahaki programda köpeklerle ilgili bir şey yapacağız. Köpekleri konu alacağız. Golden'ları. Cuma böyle yapıyor. Köpeklerle ilgili bir sıkıntısı var benim kameramanın. Yapacağım Cuma. Bir dahakine hayvan hakları ile ilgili, hayvanlarla ilgili böyle ne kadar her türlü sürüngen Mario Kart'ı alacağım buraya. Konuşturacağım. Böyle kertenkelesinden baykuşuna, maykuşuna hepsini konuşturacağız. Peki şimdi yurdun zor dönemlerini o şey yaptık. Tabii bu sadece bazı yurtlar için. Tabii ki. Tamamıyla ilgili değil. Genelleme yapılamaz. Şimdi ailenle birlikteydim. Bir en azından bir rahatlık vardı. Hani akşam eve geldiğinde yemek en azından da olsa hazırdı. Evet, annem o yüzden çok özlüyorum. Şimdi evde kendi başına yapıyor olmak ve annelerimizin genelde kızlara derler. Kızım bak öğren. Lazım olur. Zaten ilk böyle yarım dönem falan sürekli patates kızartması yedim. Kızartmayınca bu zayıflıyor. Anladım ben bunu. Bu formu oradan. sonra? Sonra işte yavaş yavaş öğreniyorsun. Öyle biraz pasaklıyım. Hatta geçen sefer annem geldi Muğla'dan buraya temizlik yapmaya. Sen bir daha düşün bence. Ya şu an evet duygu ve düşüncelerim çok değişiyor. O çok temiz. Acayip titiz. Bakayım. Adam sakal bırakmış. Nesi temiz ya? Sakalların bile çok. Abi şuna bak hani Allah aşkına kameramanıma bak şöyle göstereyim abi. Bak tuttuğumda indir şeyini bak. İndir. Parmak görünmüyor. İptal burada parmak. Şehzade Mustafa gibi. Rasta yapacağız daha bunları ya. Ne yapacaksın? Rasta yapacağız. Ha, aman abi. Peki şimdi neden böyle evde zor gelir bize? Kendi normal hayatımızda evde neden zor gelir? Öğrencilikte artık mecbursun, yapmak zorundasın ama öğrencilik dışında yani eve gittiğimizde de evdeyken neden zor gelir? Konuş farkı mı? Hemen bak, bir nolu yarışmacımız. Şimdi zaten baştan beri konuşuyoruz. Karadenizli insanı titizdir falan dediniz. Benim annem aşırı titiz bir insandı. Arkadaşım da gayet iyi bir şekilde bilir. Ben 5. sınıfa giderdim. Boyum daha yeni yeterdi böyle. Cam silerdim. Benim annem böyle bir şekilde beni... Seni alacak adam yaşadı mı? Süper cam silerim. Atlaya atlaya camın üstüne. Bu arada siz nereden tanışıyorsunuz? Biriniz Ankaralı, biriniz... Biz İstanbul'dan tanışıyoruz. Ha İstanbul, ortak nokta. Evet. Biz çocukluktan beri birlikteymişiz de biz kendi kimseden sonra fark ettik. Biz aynı mahallede büyümüşüz. Özgür, alabilirsin. Biz birer daha çay içeriz. Valla sıcak. Ya iyi geldi, güzel de çay. Ben hala üşüyorum ama ya. Evet ya. Soğuk abi. Programı o kadar ısıttık sen hala mı üşüyorsun? Daha yetmiyor herhalde. Ne yapayım abi soyunayım mı? Programda mı soyunayım? Ne yapayım artık anlamadım yani. Öğrenci millet her şeyi beğendiremiyorsun abi. Tabii ki. Hele bir de turizm otelci olunca öyle oluyor işte. Turizm otelci de lütfen altını çiziyorum. O zaman sus. Bu hep karşı. Bak kız konuşamıyorsun. Hep neden onu bölüyoruz biz? Siz konuşursunuz. Hareket yapıyor zaten burada. Evet sen küçükten cam siliyordun. Yani o şekilde alıştım. Benim için zor değil. Gerçi sorduğun soru yine arada unuttum bu arada. Araya laf kurum. Hani neden evdeyken hani bize zor gelir de öğrenciyken mecbur olduğundan dolayı yaparsın. Ben evdeyken de mecbur yapmak zorundaydım. Annemin hani dırdırı da dinlemektense yapayım. Terlik var mıydı sizde? Şeyindeydim. Bizde oklava vardı. Harbi mi? Seninki bayağı bir şeymiş. Ya annesi o kadar ya. O kadar da şey. Hayır ben annemi yıllarca hani bir espri vardı. Ben annemi gerçekten öyle. Benimkisi ninjaydı. Bizim bak lafını gerçekten bu sefer isteyerek bölüyorum. İsteyerek bizim oturduğumuz evin en son yani ben lisedeyken oturduğumuz evde
hol şu şekildeydi. Yani L şeklindeydi. Falsoluydu. Bir gün bir şey oldu. Annem oturma odasında oturuyor. Bir terlik attı. Ben köşeyi dönmüştüm, terlik beni buldu. İşte. Altık nasıl bir ortaya muz yaptıysa, nasıl bir falso verdiyse, terlik bir gitti, çizgi filmlerde gibi geri geldi, bana vurdu. Dedim vallahi benim valide ninjaymış abi. Harbi, değil mi? Varmış öyle bir de heceleyerek dayak yerdim ben. Ben sana Türkçe dersinde hecelemeden iyi not aldım onun sayesinde. Çünkü 7-24 ben dayak yedim. Ben selamlar. Rahmetli. Yani. Aa, olsun. Abimi Allah hiç unutmuyorum. Rahmetli. En son oklavayı nasıl ele geçirebilirim planları yapıyordu. Ve en sonunda biraz kuvvetlenince oklavayı kırdı. Annem ama yeni sağlıklı değil mi? Ama onun kadar iyi değilmiş. Annem bana kıyamaz lazım. Benim sünger... Zaten nerene kıyacak kadınca? Sünger terliği vardı. Atardı da hiç isabet gelmez. Bence annesi bunu döve döve zayıflatmıştı olabilir. Yok artık. Yok yok ben hani zavallım kadın. Bir şey yapmaya kıyamıyordur. Rüzgarlı havalarda zaten seni bence bir yanında iple dolaştırıyorum. Taş bağlıyorum ayağına. Kız nerede? İnecek. Hava tahmini yapıyor. Yukarıda hava tahmini yapıyor. Sen evde zaten iş yapmıyormuşsun. Biz onu öğrendik bari lisedeyken. Ben uyuyorum ya. Lisedeyken ben hep lisedeyken de annem ben sağ ben yine soruya cevap veremedim yalnız. Verdin, aldık işte. Hayır, vermedim. He tamam, hadi devam et. Şuna bir tane kötü kağıdı geçirin, kafaya takacağım. Evdeyken şunu düşünüyorsun, genel olarak insanların düşündüğü şu. Hani ben yapmasam da annem yapacak. Hani onun garantisi var. O var. Ama sen şimdi buradayken, özellikle yalnız yaşıyorsan, ben yapmayınca kimse yapmıyor. Hani bunu yapmak zorundasın. Bir süre sonra korkacak zaten. Yani hani maksimum bir ayı öteleyebiliyorsun. Ondan sonra bakıyorsun ki aha hakikaten ben balçık yaşıyorum evde falan diyorsun ve mecburen yapmak zorunda kalıyorsun. Mesela senin evde nasıl böyle gelen arkadaşın daha yeni ama var mı öyle gelip giden arkadaşların var mı? Bizler. Nasıl, ev çok temiz mi? Temizdir. Esra zaten şeydir hani derli toplu bir kızdır. Mesela benim evde paspas kaybolunca artık temizlik yapıyorum. Bulmak için. Evet, paspası bulayım diye bir temizlik yapayım diyorum yani. Mesela dün yağmur yağıyordu. Ama evi temizlemem gerekiyordu. Yağmurlu havada bana çırpıyordum. Ama gerçekten bak. Yani bu tarafı ben öğrenci olarak artık kabul dahi edemiyorum. Yani ilk tanıdığım günden beri. Öğrenci burada ya. Hani öğrencinin belli bir havası vardır, kendini belli eder. Bakarsın tipte böyle bir şey vardır. Biraz böyle davranışta, yürüyüşte. Ben onu ilk gördüğümde öğrenci olarak kabul etmedim. O zaten ilk görüşme anına ben zaten geleceğim. Ona ben bir gaf yapmıştım. İzninizle bu tarafa geçiyorum. Teşekkür ederim. Senin zaten temizlik yapmadığını biliyoruz. Senin temizlik yapmadığını biliyoruz. Öğrenciyken, evdeyken nasılsın? Ya abi titizsin ama temizlik yapmıyorsun. Nasıl bir tezat bu? İşte eve uğramıyorum mesela. Hani o yüzden bak. Nasıl olsa pislenmiyor. Yani pislenmiyor. Ha doğru, kızda uyuyorum kalıyor. Uyuyorum ya genelde bir de. Arada kıza gidiyor. Uyuyorum. Gitmiyorum ya ona. Ya, uyuyarak dersleri nasıl geçiyorsun? Geçiyoruz işte. Bizim bölümde öyle. İşte tekrar. Tekrarlıyoruz. Sürekli bir tekrar. Sağlam bir devir daha yok. Zaten nottan evet. Değil, devamsızlıktan tekrar. Evet, devamsızlıktan tekrar. Oğlum git o dersine ya. Zeki adamsın. Ya alışamadım daha ya. Ben programdan sonra sana sözleşme yaptım. Tamam. Derslere gitme yoksa yandın yani. Ben ona ne sözleşmeler yaptım da. Şşt, terk et. Onu da denedim, olmadı yine. Hala harbi uyuyor. Adam evlenirlerse bu nikahta da uyuyacak. Nikah mevzu nerede? Ya zaten evlenir. Birazdan uyanır. Rüşen çalışıp ben onun parasını yeme gibi bir plan. Abi yapma artık, bu kadar da değil. Umarım şimdi de babam izliyordu. Demin anneydi, şimdi baba izliyordu. Sen. Ulan sana zaten diyecek bir şey de bulamıyorum. Kız apartta kalıyor. Kılık kıyafete baktığında hani ben yok dışarıdan şuna bakacağım. Öğrenci olduğunu bileceğim. Derim ki zengin bir ailenin tiki kızı. Harbiden tiki kızı. Böyle, para avcısı. Allah bilir diyeceğim. Hani şunu anlatıyor ya. Allah bilir apartında da kapının önünde hizmetçi duruyor. Yok o kadar değil. Annemi arıyorum. Hayırdır abi, korumsunuz. İyi çok kadar. Nasıl sen evde apartta kendi evin diyelim 1+0 ama temizlik. Ama başka şey kendim yapıyorum. Yapıyor musun? Kendim yapıyorum. Günlük mü?
Yani temizlik benim kadar olmasa da temizlik. Nasıl yani? Duş beni artık böyle şey yapmaya başladı. Hani şeyi özendireceğiz, seni de özendireceğiz. Temizliği özendireceğiz. Anlam veremiyor. Hani arkadaşım en azından birinci öğretim, ben ikinci öğretim. Yani gündüzü uyuyarak geçirdiğim yani için. Yani uyku çok da sevmiyorum aslında ama işte hani hazırlıklı işte kız olduğun için duştu bilmem ne, makyajlı falan çıkmak için. Peki hemen orada kal. Dersler kaçta başlıyor? Dersler değişiyor. Şimdi ikinci dönem 12.30'da başlıyor. İlk mesela en erken dersin? 12.30'da başlıyor. Bazısı 5'te başlıyor. Bazıları 3'te başlıyor ama 11.30'a kadar sürüyor. Akşam. 11.30'a kadar sürüyor. En erken dersine hazırlanmak için saat kaçta yataktan kalkıyorsun? Ya fark etmiyor. Çok geç kaldıysam hemen 5 dakikada da hazırlanırım. Çok hızlı hazırlanırım. Hani bana çok gelirler. Makyaja şeye ihtiyacım yok mu diyorsun? Yok var ama elim hızlı. Hayır elim hızlı. Yani şöyle, yapmadan aslında şöyle, çıkamam. Bak bak hayır, abi şey şöyle, buradan rimel geliyor, buradan saç taranıyor. O arada zaten ceket şuradan giyilmiş oluyor, gömlek. Ama hızlı hızlı. Rimeli şuradan atıyor, yapıp, buradan. Gece yapıp sabah direkt hazır bir şekilde evet, uyanma olayı da vardır ya genelde. Oo, bende de vardı, bizim arkadaşlar vardı. Yüzeyle yatıp böyle put gibi. Ama benim lisedeyken, liseyi ben yurtta geçirdim. Son 2 senemi evde geçirdim. İlk 2 yılımı yurtta geçirdim. Buradan eğer yaşıyorsa yurt müdürümüze, Fevzi Bey'e buradan dünyalarca kez selam gönderiyorum. Ben yemekten sıkıntılı olduğum için yurttan ayrılmıştım lisede. O da özel bir yurt oğlum, bize verilen hani liste bu, biz de istiyoruz demişti. Ama kesinlikle ben lise 2. sınıftaydım ve benim bölümüm kimyaydı. Orada 3 öğrencilik kimya bölümünden o yurtta kalan dedik ki hocam biz ders çalışamıyoruz. Çünkü orta öğretim ve ortaokul ve liselilere ait bir yurttu. Biz çalışamıyoruz. Etütte çok kalabalık oluyor ve biz yani bir, çok önemli bir gelecek bizim. Evet diğerleri var ama bizimkisi kimya, sayısal ve inanır mısınız etüt saati 9.30'tu. Biz 9.30'dan sonra o üçümüz sadece etütte kalabiliyorduk ve hafta sonları bizim yurtta sadece biz, o üçümüz, ailemizden hocamız izin isteyerek gidiyordu. Bizi göndermiyordu çünkü daha rahat ders çalışmamız ve daha rahat bir şeyler olmamız için ama biz yemekle ilgili sıkıntımız vardı ve ayrıldık. Yani böyleydi. Şimdi gelelim üniversitenin derslerini, sizi gördük. Dersler ne kadar zor, ne kadar şey olduğunu anladık. Çanakkale'nin Çanakkale olduğunu da anladık. Yurtta kalma, evde kalma muhabbetini de anladık. Şimdi gelelim duygusallara. Hepimizin sevgilisi vardır. Üniversite mutlak vardır. İlk yılda olur, ikinci yılda olur. Mutlak o üniversite içerisinde bir sevgili olur. Evet, özel hayata girdik. Papa da. Adı üstünde özel hayat yani. Niye genel olarak yapıyoruz ki bunu? Hani var mı? Benim yok. Neden yok? Mesela olmadı mı? Olmadı. Hayır, o yıl bugüne kadar olan da sürede olmadı mı? Oldu. Nasıl öğrencilik yani üniversitedeki... Öğrencilik hayatında, öğrencilik hayatımızda... üniversitede olmadı. Üniversitede sevgilin olmadı. Ha, sizin zaten sevgili olduğunuzu biliyoruz. Nasıl sevgili olmak? Üniversitede öğrencisiyken sevgili olmak. Güzel ya. Ha, ne fark? Biz zaten ya, şeydik, rahattık. Hani bizim ailelerimizin hep... Kaç yıldır? Biz geldiğimiz dönemde. İkinci sene. Bunlar nasıl biliyor musunuz? Valizi koymuşlar, ben sevgiliyi buldum. Valiz hala garajda şu anda var. Şöyle bir hikayemiz oldu. İlk hafta biz okula başladık. Teşekkür ederiz. Hani hep yaptık ya, bu sefer kızcağız kendini aldı. Tamam, teşekkür ederim deyip veriyormuşum. İlk hafta geldik, tabii hiç kimse, hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Okula gidiyoruz, çıkıyoruz, can sıkılıyor. İlk hafta hiç, yani böyle o kadar can sıkıntısından yurtta 500'er sayfalık 2 tane kitap bitirdim bir haftada. Yani 5 günde falan. Bismillah. Can sıkıntısından artık. Çıldım. Nasıl bir yokluk? Ondan sonra neyse dolaşmaya çıktım. Halk bahçesinde festival alanı vardı. Ben işi arasam mı falan diye düşünürken... Evet, Mevlüt abiyle tanıştık. Evet i̇şte vardı. Şamkalarda iş teklifi geldi. Hmm. Daha sonra ben orada çalışmaya başladım. Evet ahilik şeyi vardı. Ahilik haftasına evet. Denk gelen bir evet, şey vardı. Yıldı, bu geçen yıl. Geçen yıl zaten getirdim. İşte bu şen yolu arasında. Böyle arkadaşlarım var mı diye sürekli bana şey yapıyorlardı. Hatta esprisi bile olmuştu. Ben dersteyken benim patronum diyeyim. Beni aradı. Esra ya kız lazım falan dedi böyle. Bak abi ne diyorsun sen dedi. Ya çalışmak için falan. Şöyle bak ama bak. Abi kapat dersi değil. Hoca olur mu? Hoca da kız. Yollayacağım şimdi. Abi bekarmış tamam. Hani öyle bir makarası falan da dönmüştüm.
biz orada işe başladık. İşte çalışıyorduk, okuldan çıkıyorduk, sürekli oradaydık. Akşam 11'de falan bırakıyorduk, 11-12 gibi dönüyorduk ve her gün bu şekilde geçiyordu. Çalışmaktan çok makara kakara kikiri olarak geçiyordu. Orada işte onlar o şekilde. Bu arada siz bu arada işte ikinci haftadan başladılar. İkinci aşkında deli deli deli. Olan var ona da bulalım dur. Antalya'ya gelmişken değil mi? Sende var mı? Esra'ya sor, erkek var mı diye Cem abi. Arıyorum. Erkek var mı? Esra erkek lazım. Ecebe. Senin sevgilin? Neyse hobilerimizden bahsedelim. Yok aynen. Es geçmem. Senin sevgilin var mı? Abi oynamayasın öyle söyle. Tamam yokmuş anladık. Ailenle seyretsin ne yani? Aslında bir yıl sonra da... İtiraf ediyorum iki... bunların ikisi sevgili. Evet aynen. Oğlunuz var mı? Var. Nasıl ne fark var? Mesela lisede de vardır, ortaokulda da vardır sevgilimiz ama üniversitede gibi başkadır. Ben açıkça söylüyorum. Ben 3. sınıfta sevgili yaptım. 3 sene. Sonra. 3 sene sonra üniversite. Eyvah. Abi 3 sene boyunca bak açıkça söylüyorum. Dersten kafayı kaldırmadım. Dersten doğru, kafayı kaldırmadım. Sen evet. Hani olacağım ben doktor olacaktım. 3. sonradan sonra bende bir yumuşama başladı. 4. senenin sonunda bitti. Ya bir de anlık karar. Okul bitmiş. Dersi yok ben okulu bırakırım. Anlık. Yani çok ilginç. Pişmanım. Anlık kararlar. Tıp fakültesi kızım bırakın. Adam doktor olacakken spiker oldu abi. Ha, hala öyleyim yani. Ben öyle bir eğitim almışım ki buradan tüm hocalarımı çok teşekkür ediyorum. Şu an abartısız söylüyorum bir pratisyen hekimin bildiğinin kadarını biliyorum. 4. sınıf ki biz 6 yıl okuyoruz. Evet. Benden önceki şeyler öğrenciler 7 yıl okuyormuş. 1 yıl hazır. Abi yarısından çoğu gitmiş zaten. Son 2 sene neyin? Ben hemen söyleyeyim yani ben maddi sıkıntıdan 2002 yılının krizinde ailem artık bir yere kadar sağlayabildi. Sizin az önce ondan sordum. Acaba nedir? Sizin 1 milyar lira şu anki parayla ki masrafımız yani. Benim şu an o yıldan bunalım şu anki şeye 2,5-3 milyar. Kendi harcadıklarımla dahil. Yani. Yani ben açıkça biz söylüyorum buradan gerçekten rahmetli ev sahibime gani rahmetli Esun o çok yani işte. Bazen biz iki kişi kalıyorduk. Biz evde yiyecek bir şey bulamadığımızı anlardı çünkü mutfağımız onun mutfağına bakardı. O görürdü yemek yaptığında hani biz orada bir şey yapıyor muyuz? O gün yapıyorsak uğramazdı. Olmadığını gördüğünde direkt hemen kapıyı çalar. Ya çocuklar develi kırmadan. Çocuklar bugün yemeği fazla yaptım ama hani ayıp olmazsa yer misiniz? Evet. Dökülecek bende. Der verirdi. Biz hani yüzsüzlük alırdık. Daha sonrasında biz hani teyzeyi ve emekli bir teyzeyi. Baş tacı oldu. Ben ve daha sonra biz 2 yıl aynı evde kaldık. 2. yıl hiç kira vermedik. Almadım. Biz de ona işte ne bileyim evindeki tadilatta şunda bunda yardım ettik. Ne bileyim boyasını yaptık badanasında, çatısında akan yer varsa onu yap tadilatlandırdık. İşte evinde birkaç tadilatta falan öyle de, pazara giderdik onun için. Öyle böyle yardım ettik. Sigortalarını attırıp bir saat sonra giderdik falan. Yok kesinlikle yok. Böyle bir sınırımız yoktu. Ben okuldan ayrıldığımdan 2 yıl sonra vefat ettiğini duydum ve gittim. Cenazesine kadar gittim. Ama buradan ailesi mutlak seyredecektir. Ki öyle de bir şey var. Bak ben 13 yıl oldu üniversiteyi bırakılı. Hala görüşürüm. Ve benim programlarımın ilk programından hala yaptığım programa kadar da seyrediyorlar. Ben bu programı da seyrettiklerinde çok teşekkür ederim. Öyle bir aileyle tanışmış olduğum için. Ve kızı benim yaşlarımdaydı. Daha sonra evlendi. Ve geçenlerde bir kız olmuş. İsmini de benim rahmetli annemin ismini koymuş Nesrin diyerekten. Ve o çok beni duygulandırdı. Hani öğrenciliğin aslında hangi memlekette olursanız olun, o memlekette mutlak bir anıyla ayrılıyorsunuz, bir dostla ayrılıyorsunuz, bir aileyle ayrılıyorsunuz. Aslında bir aile oluyorsunuz. Bu çok çok farklı bir şey. Ben çok seviyorum. Üniversite öğrencilerini, üniversite öğrenciliğini doğru yaşayanları çok seviyorum. Mutlak hatalarınız vardır. Aile deyince Ecem zaten... mesela, ha tamam sen özür dilerim, kesin. Ben atlıyorum. Tamam, kesin. Aile deyince şu geldi aklıma, geçen yıl burada deprem oldu Çanakkale'de. Evet. Ve geçen bizim... yıl değil, geçen daha yaz. Geçen yıl demem hani... Ölüyoruz. Dönem geçiyor, o vardır yani. Öğrencilikte vardır. Öğrencilikte. Ve biz şöyle oldu,
direkt böyle, çünkü burada kimsen yok, sadece arkadaşlarım var. Ya benim yakın arkadaşım Ruşen, Hisergen. Direkt şu oluyor zaten, Ruşen'in yanına gideyim. Hani falan böyle birbirimizi görünce zaten, Ruşen'in şu ifadesini gördüm. Beni görünce böyle bir gülümseme ifadesi suratına çıktı. Şimdi, kusura bakma benim, bir kısa ara verelim. Ezan okursun, biz de birazcık soluklanalım. Daha sonra da biz yine en başından seni o hikayeden devam edelim. Evet, biz kaldığımız yerden devam edelim. Birazcık ezan molası verdik. Bir o arada da birer böyle rahatladık. Kendimize hava aldık. Stresimizi de attık. Aile diyorduk. En son sendeydik. Biz buradan yani öğrenci buradan giderken de geride çok şey bırakıp gidiyordu. Ailelerini, arkadaşlarını bırakıyor demiştik. Sen o arada lafı aldın devam. Bas sen de. Yani işte evet, arkadaşa bağlanıyoruz. Öğrencilikte gerçekten hani aile oluyorsun. Arkadaşların ailen oluyor. Yediğin içtiğin bir gidiyor zaten. Ailenden çok fazla daha birlikte oluyorsun. Yani 24 saat birlikte geçirdiğimiz zamanlar oluyor. Biz de bir ara öyleydik. Yani ben de sizin yanınızda gün içerisinde ilk defa hani rahatlamak için yani sohbet etmek için uğradıklarım oluyordu. Ya güzeldi. Hobilerimiz bir oluyor. İşte çalışmalarımız hobi demişken hobilerinizden başlayalım. Sen de söz. Hobileriniz ne abi? Hobilerimiz. Ne yaparsa öğrenci boş vaktinde ne yapar? Ders çalışmanın dışında ne yapar? Biz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin dağcılık topluluğu var. Oo. Ona üyeyiz. Aktif olarak katılıyoruz. Tırmanıyor musun? Tırmanıyorum. Hangi dağ? Kaz Dağı var kızım, başka nereye gidiyorsun? Ağrı Dağı'na mı gidiyorsun? Sadece Çanakkale içinde olmuyor. İzmir'e gidiyor. İzmir oluyor, Bulgaristan oluyor. Evet, ben Facebook'ta gördüm sizi. Pardon, Yunanistan'da değil mi? Yunanistan'a gidiyor. Vay. Ondan sonra İzmir'de var. Öğrenci dışında alıyor musunuz? Alınıyor. Vallahi iyi, ben de geleyim. Ben tırmanmayı severim. Çok keyifli. Ya sosyal aktiviteyi severim. Çok keyifli. Hani sosyal aktivitesi öğrencinin vardır. Sizin de ağacılık, sen de aynı gruptasın. Bir de paten grubum var benim ayrı. Paten. Bir de ona katılıyorum. İyiymiş. Onlar paten, ben bisiklet. Pateni beceremedim. Her yerimi çıktım. Ben de yapamadım abi bak. O kadar yıl tekvando yaptım, uzak doğu sporu yaptım. Ya nasıl bunu bilmiyorum. Bir konteyner ama bir şeye girdi. Zon diye şey. Çarptım ya şurada. Bildiğiniz mosmordu yani. Vay, bu beni halt etti. Nasıl, paten zor mu? Yani ben küçük günden beri kaydım için zorlamam da Sergen yeni öğrendi. Allah kaydırmasın. Ben var ya efsane kayıyorum. Efsane. Efsane. Benim üstümü hız yapan biri şu anda söylüyorum, hız yapan biri yoktur yani. Ve benim gibi kayamaz. Geçen gün kayıyor yalnız. Ama geçen gün birini biz kanaldayken bizim muhabir arkadaşa anons geçiyorlardı. Merkez bilmem kaç bilmem kaç patentesi şu kilometre hızı geçti mi diye ben bildim. Kaç ceza puanı kesti? Çok, bir de çok alkollüydüm. Vallahi. İki kat arttı. Sizde var mı sizin okulda? Paten sosyal eğitim okul aldım. Olarak değil, ben Latin dansı sana yapıyorum. Oo. Dans akademisyonu. Arkadaş da böyle sosyallik bayağı revajda. Biz biraz bizde biraz de var da kızacağız bayağı bir. Yani. Kız bayağı bayağı ben sosyalmiş ya. Ben arkadaşa direkt istem ediyorum. Var ama kullanamıyoruz. Sosyallik hala var öğretecek. Kullanamıyoruz. Yok, Latin dansları bilen kim? Arkadaşım var. Kimmiş o? Ben değilim. Ama bizdeki hareket bak. Kimmiş o? Yok ben değilim dedim. İşte çalışmaları biraz yaptık, başka bilmem. Bana da bana öğretsene. Yani ben kız tarafından sürekli eğitim aldığım için erkeğin duruşlarını, nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilmiyorum. Harbi mi? Ben Arman da öğretirim. Ama Edirne yolunuz dışarısı dans akademimizi ama bir tek, yani. Bir tek Latin dansı yapabiliyor. Hiçbir halk oyunu yapamıyor. Yapamam. Mezdekiye gösteriyorum Edirne'de abi. Edirne'de okuyorsun abi. Roman oynamıyorsan niye okuyorsun? Ya. Bir kere şu şakkıdı şakkıdı oynayacağım burada. Şak yapıyorum. Şak. Bir de yapabiliyorum, onda sıkıntı yok. Nasıl bir yap? Abi yap bakayım bir dakika, bir dakika. Yapmayın. Hemen bir görelim. Bir kere en profesyonel benim. Babaannemden öğrendim. Dur lan gibi de galiba biz valla. Ben o kadar Çanakkale'yim. Ama aslında çalamam da şey, ben de oryantal oynayamam. Dün işte gecenin bir vakti biz 3 gün... Müziği alalım. Abi müzik alalım burada kalkıyoruz. Hadi hoppa. Hoppala hoppala. Çok iyi oynuyor. Dün dedim ya ne olur öğretin. Gecenin harbi üçünde... oynuyor mu kız? Tabii canım. Gece müzik özgür. Bir kıyafet almayı düşünüyordum da hala kısmet olmadı. Arada şov yapıyorum sen. Esenli halini mırra falan. Dilesme yayını mırra. Asıl oryantal. Bir de arkadaş için çünkü. Sen de mi iyisin? Asıl baştan. Yakında buna hiç gerek yok, sen oynarsın. Bizim arkadaşın düğünü var, hep birlikte oraya gidelim. Tabii, kesinlikle.
Valla komedi dans üçlüsü diye şeyler. Dans beşlisi çıkıyormuşuz. Düğündekiler düğünü terk eder be biz oynarken. Utanırlar da. Biz bunlar kadar kalırsaydı. Üç arkadaş, kuzenim, ben ve arkadaşım canımız sıkıldı akşam. Ne yapsak? Bizim hemen sokakta da bir tane düğün salonu var. Girelim mi falan filan muhabbet ol. Hadi girelim, çılgınlık olsun falan. Arkadaşımın üzerinde yağmurluk var, altında eşortman var. Diğer arkadaşımın da eşortman ve üstünde bir tane polay var. Ben normal hani kot var, üzerimde kıyafet var falan. Girdik. Biz direkt oyuna daldık, oynuyoruz falan. Ne çıkarsa oynuyoruz. Artı üstüne istek yapmaya başladık. Karadeniz olduğumuz için horon falan istiyoruz. Nereli olduklarını da biliyoruz. Sonra arkadaşla şöyle bir muhabbet geçiyorum. Oynuyoruz bir yandan. Ya gelinle damat nerede falan böyle. Düğün bitmiş aslında. Ya falan böyle yapıyoruz. Kafayı tam o sırada çevirdim. Orada kıza soruyor şimdi. Abiye kıyafette giyen bir kız vardı. Ya gelin damat dedi, kızın kolunu arkadaşın kolundan tuttum. Sünnet. Biz varsa sünnet düğününe girmişiz. Haberimiz yok, gelin damat arıyoruz falan böyle. Abi gelinle damat bitti, çocuk daha yeni evlenecek. Bugün kestirdik, yarın nikahlıyoruz. Abartısız. Nasıl olsa oynayanı da bulduk. Sadece 2 saat oynadık. Ve en son böyle bildiğin kıyafetler çıktığımızda böyle sıktığımızda su damlıyordu. Çıkarken müthiş bir alkış oldu. Hayır, o kadar oynasaydınız ne taktınız? Ne taktınız? Oo, beleşçi. Adamlar göndermemiştir ki. Ya, oynasınlar diye. Göndermiyorlar zaten. Müthiş. Ben bunu düşünüyorum. Zavallı mı düğüne götüreceğiz? Oynayamaz da. Ya götürdü ablasının, abisinin pardon özüm, düğüne gittik, ben oynayamıyorum. Ortalarını alıyorlar ve Trabzon. Ben hiç bilmiyorum. Ben de üçer zor oynuyorum. Ya biz sadece düğünü şey oynasaydın ya, kol bastı mı vardı böyle? Ya bir kol bastı en azından oynanır. Değişik bir şeyler. Bir saati böyle takıyla geçti. Biz sadece 2 saat horon tutmuşuz. Ben diyorum ki niye 5 dakika sürdü horon? Farkında değiliz yani, o derece. Harbi kopturttuğuna kapattığın zaman gidiyor abi. Gidiyor. Hele onda bir de şöyle bir şey var. Hani bir deneyelim ya. Vallahi bence de şöyle bir şey var. Evet, yapsana. Şimdi oynuyorsun. Çıkayım muhabbeti yok. Hani yoruldum ya, çıkayım yok. Abi bitir artık, ne olur bitir artık falan böyle. Kemençeci oynuyor. Öyledir ama. Abi kemençeci, bitir artık. Hayır, kemençeci, ben Karadeniz, hani Karadenizli bir torunuyum. Kemençeci transladır orada. Abi alır gidiyor. O kilitlenmiş değil mi? O da oradan kendisi böyle. Temel bitti düğün. Öyle mi? O durum yani. Teller koptu, hala çalıyor. Oynayan var da o şekilde. Hemen ben biz... Ooo işte bak. Kafemizin de böyle bak. Bundan sonra Boğaz TV stüdyolarını burası olarak kullanacağız. Abi kahvesi var bak. Yeni yer burası. Bundan sonra ben de stüdyo istiyorum. Yeni Boğaz TV arı stüdyoları da vardır yani, TRT'de vardı eskiden. Arı stüdyolarından sunduğumuz ABCD stüdyoları, bir de arı stüdyoları vardı. Ben hiç anlayamadım. Ben öğrenciliğimde de radyo programcılığı yaptım Konya'da. Şimdi Renk FM yeni adı, yani isim de vermek istiyorum. Önceden Mevlana Efendi. Orada her şey Mevlana üzerineydi Konya'da. Şimdi Renk FM, biraz renk geldi, gelmiş oraya. Bir akşam böyle şey yapıyoruz, hani taklit etmeye çalışıyorum radyo programcıları. Yeni yeni radyocu olursun, taklit etmeye çalışıyorum. Dedim ki ya hani nedir o stüdyo ortamı, arı stüdyoları nedir? Öyle böyle TRT'nin radyo sınavına girmeye çalıştım. Girdim, mülakatına gittim. Bana dediler ki öğrenci misin? Dedim öğrenciyim. Peki Konya'dan nasıl? Dedim hani TRT Konya'da çalış. Hani bilmiyorsun. Bir de hani o heyecan var, zevk var. Öğrenciyken hepimizde bir şu vardır. Şunu mu yapsam, bunu mu etsem? Hani sosyal aktivitedir ya. Benim sosyal aktivitem herhalde radyoydu. Tekvando ve radyoydu. Kurstan, okuldan çıkar, kurstan eve, evden gece radyoya. O üçlemde arada uyuma fırsatım oluyordu. Ders çalışmada ben 3 gün 4 gün sonra uyuduğumu da hatırlıyorum, bilirim. Öyle bir olayım vardı. Gittim. Hep merakım şuydu. Arı stüdyosu nerede? Harbiden varmış arı stüdyosu. Harbiden arı stüdyosu var. Yazıyor kapıda arı stüdyoları diye. Vay be. Girdim. A stüdyosundan farkı yok. Neden arı stüdyosu dedim. En çok program burada çekiliyor. Yani normalde şu an komik olması gerekiyor. Cidden en çok programın çekildiği yere arı stüdyosu diyerekten bir isim takmışlar. Arı gibi çalışıyorlar ondan da. Harbiden öyle bir şey. Cidden bir ilginç bir şey. Ben şu anda bir yerden bir stüdyodan alaraktan. Şimdi biz pası bir dakika dur.
Kızım Latin dansında kaldık. Tamam, sonra oyuna düğüne gittik. Ondan sonra şu mikrofon artık elinden bırak artık. Ama mikrofon sen programın adı o. Siz başta olsaydınız. Programın adı o. Mikrofon sende. Beni sürekli keserek konuşmaya mecbur. Olayın adı o. Mikrofon sende. Hep onda yani. Bizde hep onda. Kızım senin şeyin hobin yok ki. Pas pas. Sevgilin. İşte dağcılık, paten. Başka? Zavallı'nın bir tane Latini var. Latin artık olacak. Çok tehlikelidir eski tekvandoculardan. Onu söyledim. Olabilir. Mi? En kötü ihtimal rüzgar yapalım. Ondan vantilatörü koyarız. O gider öyle. Öyle gider. Koyarız suyu gider öyle. Senin? Ne benim? Hobi. Hobin oğlum. Hobim. Bu sene o da başlıyor. Ben de dağcılığa başlayacağım. Dağcı olacağım. Uyurken nasıl olacak? Ya ben hobim uyumak benim aslında. Düşünsene tırmanını mı şurada da bırak. Benim en büyük hobim uyumak yani. Gerçekten. Değil mi o çadırlardan sorumlu? Evet, aynen olabilir. Ben çadır taşıyorum, uyuyorum. Peki öğrencilikte sosyallik nasıl bir şey? Sosyal aktivite nasıl bir şey? Henüz olamadım. Henüz daha sosyalleşmedim. Sen sosyalleşemedin. Tiyatro yaptık. Sen öğrenci olmayı da galiba sosyallik zannederek bunda bir acayiplik var ama. Ben öğrenci olduğumu hissetmiyorum ki zaten. Ben öğrenci gibi davranmıyorum. Öğrenci değilim ben yani. Sadece kağıt üzerinde. İşte öğrenci kimlik kartım var falan. Okula böyle aradım. Bu yani. Hani dışarıdan. Kağıt üzerinde yani. Dışarıdan beni öğrenci zannetsinler diye mi? Ya hayır canım yani öyle bir niye amacım yok. Ya öğrenci kısımlarını taşımıyor. Bu ayrı. Bu ayrı bir dünya. Ayrı bir dünya. Ve hobileri konuştuk. Aileyi konuştuk. Dur hobiler... Daha bitmedi mi? Ana! Bitmedi derken şöyle bir şey aç var. Ağzını Esra. Şimdi biz tiyatro da yaptık. Geçen dönem. Ben de oraya gelecektim, sen benden... Ben sunucudan daha çok konuşuyor. Ben kendimi geveze olarak biliyorum, benden daha çok konuşuyor. Radyo programını dinlemiyor bu arada. Beni başta keserekten beni konuşmaya mecbur bıraktınız. Benim çok radyo programını zaten dinlemiyorsunuz. Sen arada bir kere... Nasıl dinliyoruz? Radyo Mega oyunu! Ya her gün evde açılıyor. Abi al şunu. Bununla ilgili bütün bölümü kestik. Kurumdaki eşime sesleniyorum buradan. Yani farklı radyo dinlerken bile hep alıyoruz seni. Yani. Vallahi öyle. Eşimizden bile olsa. Yani hep kulakların çınlıyor. Sağlam kıvırma dedikleri bu olsa gerek. Sen iyi mesleki oynuyorsun belli. Şimdi öğrencinin ders çalışırken de böyle bazı aktiviteleri vardır. Nasıl şey onlar ben bilmiyorum. Sana sormayacağım. Ders çalışırken ne yapıyorsun? Yani nedir o dersi sınavlara ya da finallere ya da vizelere çalışırken? Şimdi şöyle, bizim okuduğumuz bölüm girmesi zor ama girdikten sonrası çok rahat olduğu için biz çizim ağırlıklı ders yapıyoruz. Ve çizim yaparken biz televizyonda izleyebiliyoruz, sohbet de edebiliyoruz, müzik de dinleyebiliyoruz. Her türlü şey yapabiliyoruz. Üzerinde uyuyabiliyoruz. Ama sanatçının böyle bir de konsantrasyonu gerekmiyor mu böyle işlerde? Hani bir yandan buradan domatesi doğrarken bir yandan da çizebiliyor musun? Ya şöyle böyle bir şey. Hani yetenek denilen şey bu olsa gerek. Özgün bir tasarım çıkarman gerekiyorsa onda yoğunlaşman gerekiyor okey. Ama şöyle bir şey de oluyor. Bazen hiç ummadığın şeyden mesela izlediğin bir filmden bir kare aklında kalıyor. Bir anda onunla alakalı çok farklı bir şey çıkartabiliyorsun. He sanatçı bakış denilen şey olsa işte. Gerek. Bende de var. Ben heykel de yapıyorum. Evet ben onu bugün gördüm. Bir tane heykel hamurundan Facebook'ta gördüm. Onu güzel de olmuş. Seramik hamurundan özür dilerim. O güzel olmuş. Peki sen ders çalışırken ne yapıyorsun? Ben de. Söyleyecek bir şey bulamadım. O direkt transa geçiyor. Evet, herhalde ilişkisini kesiyor. Şeyim böyle, biraz ince çalışmayı seviyorum ben. Hani arkada böyle bir klasik fonu. Sadece görüntü var, ses yok. Re 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 re. Red dead. Ben genelde böyle işte makyaj fırçalarıyla falan saatlerce. Eyeliner fırçasıyla. Harbi mi? Saatlerce böyle nokta nokta nokta. Böyle kafayı yiyene kadar uğraşıyorum. Eyeliner fırçasıyla. Eyeliner fırçasıyla eyeliner çalıştık yani. Eyeliner. Eylerce amanan evlerden ırak. Ya arkadaşım çok güzel duralit üstünde uyur. Böyle salyaları falan. Evet. Ne? Duralit resim aklı. He duralit. Bardağın kapağı çıkar böyle uyurum üzerine. Böyle o akıttığı salyalar farklı bir şey. Ya tamam o kadar da iğrençleşmeyin. Hani sunucusu iğrençsiz bari iğrençleşmeyin. Senin bölüm zor. Evet zor. Asıl bu soru sana. Sen nasıl çalışıyorsun? Sen bizim ortamın sessiz olması lazım. Sıcaklık mücaklık herhalde diyor ya gerçekten onların tam olması lazım. Hani çünkü var mı öyle ders çalışma sıcaklığı? Ya hayır, 22 hani derece, 22.5 elleri acama. Gürültü zaten olmuyor. Muhasebe falan yaptığımızda özellikle. Çünkü muhasebe gayet hani kafayı yoran bir şey. Okuyanlar var da biliyorlardır. O yüzden gayet sessiz bir ortamın olması lazım hani benim çalışmam için.
Mesela ne kadar süre gidiyorsun? Vizelere çalışmak için. Mesela hepimiz vizeye aynı hatayı yapıyoruz. O bir hafta evden çıkmam. Biz ya, hepimiz aynı hatayı yapıyoruz. Vizeye bir gün kala, iki gün kala. Ha yok, öyle olmuyor, mecbur olmuyor. Tabii ki de. Ben yaptım. Tabii ki de. Ben çok inek bir öğrenciydim ama son iki gün kala çalışıyordum nedense. Ya. Hatta ben vizelerin tarihlerini hep unuturum. Vize ve finallerin tarihlerini hep unuturum. Not alırdım, unuturum. Nota bakmazdım çünkü. Tertipli düzenliyimdir. Şap diye yapıştırırım duvara. Yazarım öyle, zamanlar bantlarla böyle yapıştırırdım. Bir de bende hala var. Bir şeyi bir yere koyayım, 10 saniye sonra, 20 saniye sonra unuturum. Eşim bundan çok çeker. Bir şey verir bana, geri ister hemen ben başlarım aramaya. Aslında koyduğum yer buradadır. Ne kadar cep varsa, Allah'tan iki cepli bir pantolon giyiyorum. Hani bu yeni moda vardır ya, 7-8 cepli. Olsa 3 gün sonra bir çakmak çıkartırım cepten. 3 günde anca bulurum. Öyleydi. Arkadaşlar da Allah razı olsun hep söylerdi. Hacı yarın 2 gün sonra vize var. Çalış. Ha falan diye. Bir de benim şey sıkıntım var. Ben gezmeyi çok seviyorum. Sürekli geziyorum, ediyorum. O yüzden derslere giremiyorum. Arkadaşlarım sağ olsun yerine imza atıyor. Ve sınav haftasından 2 hafta önce derslere gidiyorum. Sınavlara giriyorum. Tamam. Hı, peki net değiliz yani. Değiliz de anlıyoruz. Hocaları duysun bunu. Sergen sana sormayacağım ders. Okula gitmiyorsun, dersle çalışmıyorsun burada. Pas geçebilirsin. Yani. Onun yerine ben konuşabilirim. Sergen'e dublaj yapacak. Bir de bende de şey var mesela. Esra olmasın, okulda hiçbir şey yapamam. Esra okula beni çağırır. Saatleri o söyler. Numaramı o bilir. Bir imza ile ben atıyorum. Bir şey anlatmak istiyorum. Sınavdayız. Martina diye bir hocamız var. Ney? Martina. Yabancı bir hoca. Çok disiplinlidir. Ders sanat tarihi hocamız. Sanat tarihi dersinde sınavına girdik. Ben en önde oturuyorum. Bayan. Evet. Nereli? Nereliydi? Kanada. Madagaskarlı falan herhalde. Martin. Ya şu an Martina. Hani Martina'dır da Martina neyse. Madagaskarlı olabilir. Neyse sınava girdik. Ben en önde oturuyorum. Ruşen en arkada oturuyor. Biri bana bağırıyor şimdi. Esra. Arkamı dönüyor. Numaram kaç? Numarasını bana soruyorsun. Hep yanında oturur çünkü. Numaram falan o yazar hep. Bunlar kaybetmiş kendilerini bir ara böyle. Abi burada iyi ki ben başka öğrenci falan çağırmamışım. Hani denedim dedim ki hani bölümlerin en iyi öğrencilerini çağırayım. Hani öğrenciliği bize anlatsınlar dedim. Ama lütfen lafta söyletmeyiz. İyi bir öğrenciyizdir. Evet. Adam kız numarasını diyor. Ama unutkanım ondan ötürü. Numara ha, onu bana benzettiğin tarafı o. Evet. Ortaokul numaran ne kaçtı? Hepsini söyleyebilirim. 5000 edeceğim. Benim ilkokul numaram 367'ydi, ortaokul numaram 320'ydi, lise numaram 1624'tü, üniversite numaram 8287'ydi. Mesela sadece kendi telefon numaramı bilirim. 13.01.2020.19. Bir de şey, o ilk 11 rakam sınava girdiğin tarih, ondan sonra sınava girdiğin tarih, evet, okula başladığın tarih, evet, ondan sonra bölüm kodu, ondan sonraki sıralama. Ben sadece 8288'i söylerdim, o kadar. Çünkü o zaman 9. Abi 1999, 1999, 181, 18282. Sizinki bayağı uzunmuş canım. Yani bunu ben her sınav kağıdına yazardım. Mesela sizde sınav yazılı tarzında var değil mi? Onlar var. Kopya çekiyor musunuz? Çektiniz mi? O biz iyi bir öğrenciyiz ya. Mesela sanat tarihinde mutlak vardır. Ya çektiğin oluyor, illaki oluyor. Hani bir yandakine bakıyorsun işte. Ya sevdiğimiz oluyor. Dersler olduğu için öyle çok... Ya şöyle, zaten bizim genelde uygulamalı oluyor. Sadece ilk yıl mecburi dersler işte Türkçe, İngilizce ve tarih. Ben onları anlamamışımdır. Olarak var. Onlar da çekmenin değil yani yalan. Peki, eğitim sistemindeki eksiklikler mesela bir öğrenci gözüyle bakarsanız. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir zaman hazırlıkta neden inkılap tarihi ders aldım, neden matematik ders aldım, neden Türkçe ders aldım, neden İngilizce ders aldım? İleride KPSS'ye işe yarayacak. Benim dönemimde KPSS yoktu. Hı. Hani neden bunları aldım bilmiyorum. Çünkü hazırlık bu birinci sınıfta sadece yabancı dilimin üzerine Latince eklendi. Yine o dört ders vardı sonra meslek dersleri ve ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta kesinlikle ve kesinlikle ben diğer dersleri görmedim ve hiçbir doktorun da inkılap tarihinin ihtiyacı duyduğunu ya da bir ressamın, resim öğretmeninin belki olabilir eğitim anlamında ama bir muhasebecinin neden inkılap tarihi dersi
görmesi gerektiğini bilmiyor. Ya sisteme eleştiriyor zaten. Genel kültür amaçlı yapıyorlar diye biliyorum. Yani genel kültür olsun. Genel kültürümüz yüksek. Tarih alınmalı. Herkes tarih. Tarih eyvallah. Bakın ama çok goy goy bir ders ya. Tarih dersi alabilirsin. Zaten ortaokulda başlıyor. Tarihle ilgili dersler, sosyalle başlıyor. İşte lisede tarih dersiniz mutlaka oluyor. Coğrafya dersi oluyor. İnkılap zaten oluyor. Ama matematik dersleri kaldırılsın. Hayır bence de o şey o barkod tamam eyvallah. Ama üniversitenin hazırlık sınıfında ya da birinci sınıfında neden bu dersleri aldığımızı ya da alan öğrencilerin neden bunları aldığını hala bilmiyorum. Bir de seçmeli dersler. Çünkü şu var, ben her zaman karşıydım, hala karşıyım. Liseden sonrası farklı bir hayat. Kesinlikle öyle. Hani liseye kadar bir çizgi çekiyorsun, liseden sonrası farklı bir hayat. Zaten liseye kadar zorunlu, ondan sonra senin seçtiğin bir şey. Aynen öyle, senin seçtiğin bir hayat ama o hayatı da kendimiz aslında zorlaştırıyoruz. Şimdiki soracağım şey, üniversitede yaptığımız hatalar. Öğrenciliğimizde yaptığımız hatalar. Öğrenciliğimiz bittiğinde aslında anlayacağız bunları. Senin var mı öyle hani ben aslında şurayı hatalı yapıyorum da hala o hatamı düzeltmediğim dediğim? Şimdilik yok. Yani ben daha yakınıyım. Ya da farkında değilim. Ya da farkında değilim. Ya belki farkında değilim ama şu anlık düşüncem yok. Ben kaçıncı sınıftım bu arada? İki. Aynı sınıftım. Sen de iki. Sen hala sen. Hadi kaldın şurada kaldın. Kaç yıldır okuldasın? İki. Tamam iki. En azından o kadar yıldır okuldasın. İlginçmiş. Ben hani senin var mı öyle aklında hata? Hata olarak mı? Hata olarak değil de genel olarak söylemek gerekirse öğrencilerin yaptığı. Şimdi herkese çok çabuk güvenmek istiyoruz. Aileden uzağız. Çok çabuk çevremiz olsun. Açısından giriştiğimiz arkadaşlıklar hata olabilir sadece. Arkadaşlıklar hata olabilir. Ben de bir üniversiteyi yani bitirememiş olsam da bir büyüğünüz olarak verebileceğim tek şey şu var. Benim yaptığım hatalardan bir tanesi doğru zamanda ve doğru işleri yapmamış olmam. Yani evet arkadaşlık doğru. Orada hata yapıyoruz. Herkese çabuk güveniyoruz. Çünkü kendimizi hep yalnız hissediyoruz. O bir yalnızlık hissi var. Çevren ne kadar kalabalık olursa olsun bir yalnızlık hissi var. Dışarıda çünkü o bölgenin halkı sana öğrenci gözüyle baktığı için kendini o farklılıkta bir yalnızlık hissi oluşuyor. Hemen kendimizi yalnız hissetmememiz için arkadaş çevresi ediniyoruz. O kendimizi kodluyoruz. O konuda hatamız oluyor. Ama en büyük hatamız aslında kendimize seçtiğimiz bölümde ya da seçtiğimiz okulda hala başarılı olmak için bir hedef koymuyoruz. Şöyle bir şey oluyor mesela. Biz biraz hani tanrı vergisi bir yeteneğimiz var. Ya sürekli başka bir şeyler de arıyoruz. Mesela işte dövmeyi de yaparız, heykeli de yaparız, resmi de yaparız. Hani bölünüyoruz. Bastayı da yaparız. Yani. Aslında tek bir şeyde yoğunlaşsak başarılı olacağız ama bölünüyoruz. Seçemedik onu. Sizin bölümle ilgili hani az çok gözlemlediğim şu. Burada da kendilerini sizde, hayır ama onlar da gerçekten şöyle bir şey. Yaptıkları işte dediklerinin hepsini yapabilme gibi bir yetenekleri var. Mesela Ruşen'i ben gördüm, mutlak Face'ten de alıp o fotoğrafı program içerisinde kullanmaya gayret göstereceğim. Seramik hamurundan yapılmış bir heykel. Dövme de yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Geçici yapıyorum. Sen geçici yapıyorsun ama tiyatro oynuyorsun. Evet. Yani bu farklı bir şey. Sen güzel sanatlarda okuyup tiyatro bölümünde değilsin. Ama tiyatro yapıyorsun. Sen bölümünün çok çok dışında dans ediyorsun. Yani bu farklı bir şey. Sen hele hani evet çok fazla öğrencilikte değilsin. Aslında yanlış öğrencinin örneği sensin. Evet kesinlikle. Yanlış öğrencinin örneği sensin. Beni örnek almayın. Hani yapmaması gereken. Yanlış bölüm seçmeyin daha çok. Yanlış bölüm seçmeyin. Ben gerçekten hani hatalarımızda yaptıklarımızda güzel bir öğrencilik yaşadım 4 yılda. Evet son sözlerinizi alayım artık bitirelim çünkü normalde mikrofon sende 1 saatti biz 2 saat oldu mu? 1,5 saat yani kurgusu etmesi 2 saati bulacak. Son olarak ben işte tiyatroyu da söylediğin için onu söyleyeceğim. Biz Çanakkale'de sahne bulamıyoruz. Oyun sergilemek istiyoruz ama sahne yok, belediye falan vermiyor. Yani ya buna bir çözüm bulunur. Sen onu bana söyleyeceğine kameraya dönüp kameraman arkadaşıma söyle. Herkesin duyması gerekiyor çünkü çok önemli. Ya evet, biz Çanakkale gibi bir yerde sahne verilmiyor. Belediye sürekli işte farklı bir faaliyetlerimiz var, şunlar var, bunlar var diyorlar. Biz bir şekilde kendimizi göstermek istiyoruz ama maalesef bunu hep bir engel oluyor. Ya sahne verilmiyor veya verilse de
çok kısa veriliyor. Mesela 2 gün veriliyor. Biz 3 ay, 4 ay hazırlanıyoruz. Sadece 2 gün çıkabiliyoruz. Tadı damağımızda bile kalmıyor o derece. Geçen yılki oyununuza ben gelemedim. Aynen. Yoğun bir programdı ama daha sonrasında çekim yapan arkadaşlarımdan izledim. Gerçekten mükemmel bir oyunmuş. Ben buradan hocanızı ve da... çok çok şeydik, amatördük. Ki amatörden profesyonelce güzel bir şey çıktı. Evet, güzel bir şey çıktı. Bu yıl inşallah biz bunu oynarsanız biz de seyretme İşte sahne bulabilirsek dediğim gibi, evet, yani üstüne basa basa sahne sahne diyorum. Yani bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. Yani evde çalışmak olmuyor çünkü. Yani ben şimdi resmi gidip ne bileyim nerede yapsam mantıklı olur, nerede yapmasam mantıksız olur. Şimdi tiyatro sahnede sergilenen bir şey. Onun için sahnede olması gerekiyor. Biz ne bileyim ev ortamında veya bir iş yeri ortamında yaptığımız zaman verimli olmuyor ki buna rağmen biz verimli bir şey çıkardık. Evet. Sahnede olursa çok çok daha iyi bir şey olacak. O yüzden biz şiddetle sahne istiyoruz. Yani o atraksiyonu yansıtmamanız için ya haftada, çalışmalarınız iki gün, da bile. Haftada 2 gün bile verirse veya 1 gün bile verirse biz sabah ve akşam grubu olaraktan yani bir şekilde çalışmayı yaparız. Onun sonunda da zaten 2 gün veriyorlar oyunu. Bir hafta verirler. Biz de buradan Çanakkale'deki tüm belediye başkanlarına, biliyorum ki Boğaz TV'yi tüm başkanlarımız takip ediyorlar. Sayın Başkanımız Ülgür Bey de bu konuda duyarlı davranacaktır. Bununla ilgili mutlak bir atılım yapacaktır. Ben de umuyorum. Buradan selam göndermek istediğin... Hocamız ve bize, bana daha doğrusu Latin dansını öğretmeyen... Musa Murat Kızılkaya'ya çok selam söylüyorum. Ayrıca aileme izlerler mi bilmiyorum ama... Zorlarız. Bütün arkadaşıma, izleyen herkese selamlar gönderiyorum. Kızınızın elimizde videoları. Ya izlersiniz, ya internete koyarız. Ayrıca Mevlüt Çanakçı ve Atilla Bey'e de selam gönderiyorum. Onlara özledik artık gelseler. İki ayağını birden kırdığı için yatıyor. Kim? Atilla Bey. Nasıl kırmış? Çatıdan. Topukların üzerine atlayınca parçalı kırık. O zaten atraksiyonlu bir adamdı. Evet. İnternet alemi birazcık nefes almıştır onun yokluğunda. Evet, Ruhi Şen hanımefendi. Evet. Ben de şu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Hayvan hakları ile ilgili. Lütfen Çanakkale halkı özellikle köpeklere, kedilere lütfen sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Dışarıdan lütfen bunları parayla almayalım. Hayvanları ticarete dökmesinler. Dışarıdaki hayvanlar size muhtaç. Lütfen onları sahiplenelim. Parayla almayalım. Ben bunu söylemek istiyorum. Buradan beni yetiştiren Bahadır hocama çok selamlar söylüyorum. Ve izleyen herkese. Güzel. İyi mesaj. İşte bir öğrenciden gelmesi gereken. Evet, konuk oyuncumuz. Biz sevdik. Transfer edelim. Ben sevdim. Dünya geliyorum zaten haftada bir, ayda bir. Penguenler yaşasın. Biraz olur. Penguenler yaşasın. Penguenler çok yalnız. Değil mi? Vardır öyle güzellik yarışmalarında. Penguenler çok yalnız. Aslında ben hiç anlamamışımdır. Hepsi çıkar böyle fıstık gibi kızlar. Geçer dünya barışı. Lan bırak dünya barışı. Artık değil mi? Abi dönerci Mustafa abiye selam söyle. Buradan kime selam söylüyordu? Dünya barışı. NATO musun? Evet. Hani izleyen herkese ve aileme selam söylüyorum. Annesine babasına bir de selam söyledik biz burada. Evet, geldik. Kötü örnek Sergen ama arkadaş olarak gerçekten iyi bir arkadaşım. Sergen. Sevgili olarak da harika bir insan. Teşekkür ediyorum size. Onu siz yaşıyorsunuz. Ona buradan sevgilerimi fışkırtıyorum. Aldım ben de. Evet. Yani vallahi ben de anneme babama çok selam yolluyorum. Kaynanana da yolluyor. Evet, kaynanana. Adam o kadar free ki. Ya anneme babama vallahi. Mahallede bakkal Osman'a. Şeyi söylesene. Ne yok? Dikiş onla yapalım. Söylüyordun ya, dolma kalem. Ha, o el feneriymiş. Bir de bizim oradaki böyle çakı çakmak tarak satan bir abimiz var. İsmail abiye. El feneri, bel kemeri, 5 metre dol lastiği, rocking kalem 1 milyon diyerek. Güzelmiş. Valla ben çok eğlendim bu programdan arkadaşlar. Hani son dakikada ben hemen buradan hiçbir şeyimizi saklamıyoruz. Mikrofon sende, gerçekten çok rahat, çok free bir program. En böyle otoriter işte bile biz bir espri çıkartıp insanların biraz yüzünü güldürüp birazcık tebessüm ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü... Son bir şey olarak şunu söyleyeceğim, itirafta bulunuyor. Bağırsız bağırsız. Başta sen abi 15-20 dakikaya geçmesin ya lütfen falan filan. Yani şu an bitmesin diyebilirim.
Vallahi. Kesinlikle. Gerçekten. Ben de çok heyecanlıydım. Özellikle bu şehrin heyecanını yendirdim. Çok yani, heyecanlı bir. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden. Gerçekten. Ben ona teşekkür ediyorum. Beni baya baya onur ettiniz. Çünkü son dakikada, son bir saat kala ben hala bir konuk bulamamıştım. Mikrofon sendeyi çekecek miydim, çekmeyecek miydim? Hava gerçekten çok kötü. Yağmurlu bir hava. Ama cumartesi mikrofon sensiz olmazdı. Ben bu arkadaşlarıma ki son dakikada ben geldiğimde hani Sergen'e söylemiştim. 3 kişiyiz abi. Olabildiği kadar bu dedi. Yani son dakikada bulabildik. Bir anda sen de aramıza dahil oldun. Gerçekten bu sıcaklığında teşekkür ediyorum. Ben bu 4 kardeşimi, 4 gencimi yanımdan uğurlayacağım ama veda da edeyim. Hemen ben de onlarla birlikte kanala geçeceğim. Ana habere geç kalacağız yoksa. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, evet efendim. Mikrofon senden bu haftanın da sonuna geldik. Öğrenciliği konuştuk. Öğrencilikle ilgili açıklanmayan hiçbir şeyi bırakmadık. Her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Mutlak vardır eksiklerimiz. Ben bu başarılı arkadaşlara diyorum çünkü hatalarını kabul edebilen herkes başarılıdır. Sonunda da başarıya mutlak ulaşır. Ve bendeniz şehrin tescilli delisi ve Boğaz TV'nin haylaz sözcü Geveze'den bu haftalık da bu kadar. Programımızın tekrarını tabii ki boğaz.tv adresinden izleyebilirsiniz. Bizlere ulaşmak için de boğaztvhaber@boğaz.tv adresinden ya da 0286 532 00 nolu numaradan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni bir konuyla ya da farklı bir konuyla tekrar buluşuncaya kadar içinizde sevgi, hoşgörü ve mutluluk olsun. Tüm öğrencilerde de başarı dolu bir yıl olsun. Hoşça kalın diyorum.